Kemal Doğulu'da çok varım. Size çok şaşıracağınız bir bilgi vereceğim şimdi. Hazır mısınız chat? Çok şaşıracağınız bir olay var, geliyor. Biz ona ilgi gösterdikçe tamam, o saçmalamaya başladı. Ortadakini görüyor musunuz chat? Ortadaki sapık sapık hareketler yapıyor. Evet. Ortadakinin kim olduğunu bilen var mı? Arkadaşlar ortadaki bu kim? Bunun kim olduğunu biliyor musunuz chat? Çok şaşıracaksın. Bilmeyenler çok şaşıracak chat. He? Sen demiş, yok anasının gözü, vallahi yok Halleşko'nun babası. Yok abla ya. Amenna. Arkadaşlar kim olduğunu birazdan göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Hazal abi hoş geldin canım benim. Hazal 1992, Allah kesene bereket versin. Kim olduğunu bilmiyor. Geliyor chat, çok büyük patlayacaksınız yalnız. Demek ki birazdan dalacağım, gerçekten dalacağım. Kameraların önünde dalacağım. Hı? Tersim pis benim, bilirsin bir televizyonda. Bak hala. Baba sapık sapık hareketler yapıyor şimdi. Kavga var. Ya doğru düzgün... Kavga var. Düzgün otur ya defol git buradan. Defolayım mı? Evet. Ya doğru düzgün Aa, otur ben ya defol git buradan. Kurallara uymayanlara karşı bizim moderatörler olur gibi. Abi Halil Işko izleyecek mi? Ya kurallara uy ya defol git buradan. Defol git buradan. Evet abi. Ben defolu değil. Ben defolu değilim, şakasını duydunuz mu chat? Ses tonundan tanımanız lazım. Ben defolu değilim ve böyle abuk sabuk şakalardan bunun artık kim olduğunu çözmeniz lazım chat. Kim bu? Defolup gider misin? Şu an git. Şu... Yasin kim ya? Yasin Masin değil ya. Bedriyeciğim iyi ki varsın, doğum günü kutlu olsun güzelim benim, hoş geldin. Kokulu öpücük. Ahsen TV demiş ya. Yok mübarek ya. Baba yok ya. Yok baba, yok mübarek ya. Ya gözünü seveyim ya Yasin. Abi Ahsen TV'de çok varım ya. Bedük demiş, Bedük de değil, yok. Gözüm görmek istemiyor seni. Sıran gelene... Arkadaşlar tipten yakalayamazsınız. Ses tonundan bulmanız lazım. Ne kadar çık burada? Taner Tolga falan değil baba. Ne Taner Tolga'sı ya? Mustafa Sarıgül diyen var ya. Biraz daha sıra. Çık. Soner Kabadayı diyen var. Dışarı. Biraz daha. Sıran gelene kadar dışarı. Abi çözün artık, gözünü seveyim ya. Chat kim bu? Allah aşkına kim? Hiç kimse bilemedi ya. Abi sen misin lan? Yok ben de... Abi bir kişi bildi. Bir kişi bildi. Biraz. Bir kişi bildi chat. Chat'te bir kişinin yazdı. Yakup TV falan değil baba, yok. Daha. Şu an dışı ben gidiyorum yoksa. Rapçi mepçi değil baba ya. Ciddiyim. Sadi Hüdayi diyen var ya. Sadi Hüdayi diyen var. Tankut diyen var. Yönetmenim o gidiyor. Sırası gelene kadar alın bunu buradan. Yönetmenim. Alın bunu burada. Yönetmenim gidiyor. Alın bunu buradan. Amenna. Alın beni. Kötü lovcum iyi ki varsın. Ben mi geleceğim? Ben gidiyorum bak. Kemal'cim. Kemal Bey lütfen sakin olun. Sakin. Lütfen sakin olun. Ne olacağım tamam. Evet birkaç kişi bilmeye başladı. Nini Molux, Rahel demiş. Yok devenin dalı ya. Yok Resident Evil akşam yemeği anasını satayım ya. Biz ona... Chat bu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun kim olduğunu hemen göstereyim size. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ama ya. Hocam böyle bir şey olamaz. Bu. O bu arkadaşlar. Bu. Bu. İyi sen nasılsın? İyi her zamanki ben. Bu. Kim? Çok nadir kişiler bildi. Kime selam çaktın? Bilmiyorum, tanıdıklara belki ha. Falan bir kime geldi? Yok hayır, görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Abla çıldıracağım ya. Olmazmışam zep hayattan istayitsi yardım idray kedidek. Baba delirirsin ya, o arkadaşlar. Harbiden bu. Baba bu ne yazsak, bu Kemal Doğulu'nun programı nerede yayınlanıyor chat? Allah aşkına bu bölümü izlememiz lazım ya. Kemal Doğulu. Ne baba bu, nerede yayınlanıyor bu program ya? Hocam bu YouTube'da var mı? Fiyon kuyumculuk falan diyor. Nerede bu Kemal Doğulu'nun programı ya? İlgi gösterdi. Tarzını seveyim moda programı. Dur bakayım, tarzını seveyim. Hocam Kemal Doğulu çok shitpost ya. Kemal Doğulu bizim arkadaşlar eski içeriklerimizden. Arkadaşlar bizde kişilikler önemli değil. Yani bizde kişiler... Arkadaşlar Kemal Doğulu bizim eski izlediğimiz kişi demiyoruz ona. Kemal Doğulu bizim eski izlediğimiz içerik arkadaşlar. O bir içerik yani bizim için. Ve bu bölümü hocam benim görmem, Korcan Cin Emre'nin katıldığı bölümü görmem lazım. Aha geldi. Dur nerede? Burası izdivaç. Bölüm 6 fragman. 6. bölüm part 1. Hocam Allah aşkına 2 dakika izleyelim. Yalvarırım chat ya. 6. bölüm part. Allah aşkına 2 dakika izleyelim dur. Amenna. Allah aşkına. Onur beni bulsana, abi bu bizim akraba, yemin ederim tanıyorum demiş. Çok kötü bir şey arkadaşlar, her yerde adam... Ne oluyor? Evet. Ne oluyor? Evet. Amenna. Sponsorluğunda yayınladım. Emin o kim, iyi ki varsın, YouTube'dan hoş geldin güzelim benim. Kısmet olur zaten, artık günceldeyiz. Artık güncele geldin yani bugünden itibaren. Hanımlar beyler,
Piyon Kuyumculuk Ağ sponsorluğunda yayınladığımız yarışmamız Tarzını Seveyim'in yeni haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hocam programın ismi çok güzelmiş yalnız. Tarzını Seveyim. Hoş geldiler değil mi? Hoş geldiler canım. Yeni bir değişiklik yaptık. Hemen evet. Bahsedelim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eskiden çıkıyordum burada İstiklal'de ava çıkıyordum. Yine evet. Çıkacağım o ayrı ama. İstiklal'de ava çıkmak. Artık Instagram sayfamız Tarzını Seveyim. Instagram sayfasından da DM'den de bize müracaat edebilirsiniz. Evet. Bir video, bir fotoğraf ve bir özgeçmişle beraber. Ama güya direkt yoldan mı buluyoruz bunları Kemal Bey? Mutlaka video. Mustafa Erdemciğim iyi ki varsın canım benim. Lütfen. Çünkü evet. Görelim tarzınız nedir ve bölümün sonunda belki de bir fiyon kuyruğu. Evet. İyi anlatabildim mi bilmiyorum. Instagram Tarzını Seveyim sayfasından. Anlatabildin. Artık direkt programa geçelim. Tamam, ben bir ava çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam. Chat. Ava çıkıyorum. Görüşürüz chat. Hadi bay. Seni Joker salonuna gönderiyorum. Tamam, ben bir ava çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz chat. Hadi bay. Ava çıkıyorum. Because I'm a hunter. Eskuşko. I'm a fucking hunter. Okay? Görüşürüz. I am hunter. İstiklal Street. Sen burada bana diyor ki. Geç abla birazdan kısmını geç. Geç birazdan kısmını. Hocam bu ya bu içerik. Çok deep web bir içerik bulduk chat. Çok deep web bir içerik bulduk, hayırlı olsun. Ya Kemal Bey ya. Kemal Bey'in kendisi deep web zaten ya. Abi çok özür dileyerek chat bir şey söyleyeceğim. Sambicim iyi ki varsın. YouTube'a Sinan Sardoğan videosu gelecek, inşallah gelecek. Resident Evil akşam yemeği yazmış ya. Abi bir dakika, bir saniye dur bakayım, klip ver hocam. Hocam klip ver, ver bakayım müziği, ver bakayım müziği. Kurban verene, nene, kurban verene. Çatladı patladı kıskançlıktan düştüm dillere. Anısı var abla, devam edelim, devam edelim abla. Devam edelim, detay verme. Evet. Evet. Ah Müge'cim. Canım. Neler buldum bu hafta inanamazsın. Neler buldun? Neler beni buldu inanamazsın. Çok merak ediyorum. Ve yani ben merak ediyorum. Kemal Bey bir an önce yarışmacılar gelsin. Özellikle Korcan Cin Emre sapığı gelsin. Birinci. Korcan Cin Emre eskiden chat. NB0-1-2 varsın. Korcan Cin Emre eskiden daha böyle güzel ve mantıklı trollerdi. O az önceki videodaki hareketleri hiç hoşuma gitmedi. O ne olundu mu herkese onu sormak istiyorum. Sonra. Canım benim kim geldi? Kim o? Ayşe Özgiş 5. ayımız. Kutlu olsun canım benim, hoş geldin. Zile basıldı mı? Ya değil mi? Like ediliyor mu? Evet. Like önemli, like. Like önemli chat, like Mike lütfen rica ediyorum YouTube'cum. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar, evet. Bırakın programı şimdi biz başka konuşalım. Evet yani ya. Evet. Ama şimdi sistemde küçük bir değişiklik yaptık. Ne yaptık sistemde? Sevgili izleyiciler, Instagram'ın Tarzını Seveyim sayfasından. Ama bir şey söyleyeceğim Kemal Bey, bunu kaç kere söyleyeceğiz artık tarzını şimdi ki? Evet abla. Tarz mı chat sizce? Sizce tarz mı? Birini çağır. Çok kötü. Abla çok kötü. Biliyorum. Çok olacaksın. Korcan Cin Emre. Korcan Cin Emre geliyor chat. Huzurlarınızda. Allah belanı ver. Allah belanı vermesin senin ya. Chat bir şey söyleyeceğim. Bu abi biri mi? Baba bu ne ya? Oğlum bu Athena Gökhan'ın kardeşi lan bu. Athena Gökhan'ın kardeşi Hakan lan bu. Athena Hakan. Durma, haydi, abi bir şey söyleyeceğim. Şeyler falan çok iyi. O şey ne alaka mesela? Hocam sen zaten sıyırmıştın. Böyle güzel trollüyordun eskiden de. Bu sefer niye sıçtık böyle? Göz alıcı stiller. Bravo, bravo Korcan'cım, geç yerine. Bravo, bravo Korcan'cım, siktir git şimdi, şey geç yerine. İyi günler. Allah kolaylıklar versin. Allah kolaylıklar versin. Kemal Doğulu şimdiden odaklandı. Erdemciğim iyi ki varsın. Size, sevgili izleyicilerimize en başta. Nelere gebeyiz bugün bilemeyeceğim. Çünkü Korcan biraz ilginç bir karakter. Bakalım. Belli zaten abla. Neler yaşanacak? Korcan'ın ilginç bir karakter olduğunu biz zaten yıllardır biliyoruz. Hemen. Bir de Korcan farkındaysanız arkadaşlar. Ardından Çağla Konta'yı davet ediyorum. Böyle çok da ünlü olmamış programları bulup oralara da katılıyor bir şekilde. O
az önce yaptığı Deadpool 3 dansı mıydı? Allah belanı vermesin, herif spoiler verdi dansıyla ya. Deadpool 3 açılış dansı mıydı o? Evet. Abla ne diyor? Sıradan biriyim ama en ön. Abla yani kıyafet, hani bilmiyorum, chat'tekiler daha iyi anlar ama şuradan çıkardığın şu cümle var ya, o aradan çıkardığın o cümle var ya, o zaten senin diskalifiyesin. Diskalifiyesin. Beyza Demirhan. Evet Beyza'cığım, hoş geldin. Allah, Beyza bildiğin yani şu anda Nişo sokaklarında geziyor ya. Çok böyle yüksek dozda bir kombin yapmamış ki. Hoş geldin. Normal yürüyüşe çıkmış, buraya katılmış resmen, gözünü seveyim ya. Beyza. Abla bu tarzını seveyim değil mi? Daha çok tarzını sike... Evet. Bir tanıt kendinden kısaca bahset. 21 yaşındayım. Evet. Samsunluyum. Öğrenciyim. Samsun mu? Çarşamba deme sakın. İç mi? Bak bir şey soruyorum. Çarşamba deme sakın. Evet abla. Mimarlık okuyorum. İç mimar. İki üniversite ne okuyorsun? Bölümün ne? İç mimarlık. İç mimar. Interior architect. İç mimar. Tatlı, fresh bir enerjin var. Tatlı, fresh enerji. Chat var mıdır? Arkadaşlar benim enerjimi nasıl yorumlarsınız mesela? Fresh midir sizce? Ha? Artık dediğim gibi. Fresh miyimdir sizce chat? Ben fresh'im bence. Bugün fresh'im mesela. Beyazlı meyazlı giyindim. Bence fresh'im bugün usta. Ha? Programın başında da yöntem de değiştirdik. Instagram tarzını seveyim Instagram'ından da. Arkadaşlar bu arada chat'te içerik önermek yasak. Ona bir dikkat edersek çok sevinirim. Evet, başvuru alıyoruz. Aralarında bazılarını... Baharatlı yazmış ya, Allah belanı vermesin. Pul biberli yazsaydım bari, tam olsaydı. İçli köfte miyim ben, Allah belanı vermesin ya. Kısır mıyım ben diyecektim, tövbe estağfurullah ya. Tarzını seveyim Instagram. Evet, değilim çok şükür. Bundan zaten. Salçasız kısır. Evet abla. Buldum diyeyim. Beyza. Evet Beyza. Hazır mısın? Hazırım. Böyle sanki çok çabuk kırılacakmışsın gibi bir enerjin var. Evet, hassas evet. Bir insan mısın? Biraz öyleyim, Başak Burcu'yum. Sence buradan nasıl yorumlar gelecek sana? Yani umarım beni kırmazlar. O zaman Rabia ile başlayalım yorumlara. Ne dersin? Evet, başlayalım. Nasılsın aşkım? İyi. Nasılsın aşkım? Erzincan tulum peyniri tadında diyen var ya. İyi. Nasılsın aşkım? Böyle başlıyorsa nereye sıkıntı gidiyorsun? Büyük. Nereye gidiyorsun? Alışverişe gidiyorum. Bence çok tatlı. Tatlı değil mi? Evet, bence çok bence tatlı. Evet. Her şeye uyumlu. Beğendin yani kombini. Evet, bu kadar mı söyleyeceklerim? Şey hiç evet. Beğenmediğin bir şey yok mu? Hocam Korcan'ımdan bir yorum alalım. Belki. Korcan Cin Emre'den bir yorum alalım. Çanta farklı olabilirdi. Hı. Evet. Diğer bileğinde mesela biraz takılan olabilirdi. Mesela burada başka bir çanta var mı sence? Yeşil alabilirdi. Yeşil. Al elinde bir bakalım. Hiç... Al bakalım abla. Tarzları uymadı pek. Evet. Ha yok cız. Bir de şu çizgiliyi al bakayım. Al bakayım çizgiliyi abla. Çizgili nelere uymuyor? Ne, her kombine gidiyor. Kombine... Demek ki öyle bir çanta var. Ama bu da... Nasılsın aşkım? Bakınca işte... çantanın devamı görünmüyor ki. Evet. Yani bu daha uygun oldu evet. Tarzına da. Hem üstüne başına da bence tabii. Bence daha fresh oldu. Daha fresh oldu. Tabii, tabii ki de. Daha mı iyi? Evet. Tabii ki de. Şimdi korkuyorum ama Korcan'a bir söz vereyim. Hocam Korcan'dan ben de korkuyorum ya. Nasıl bir yorum yapacak çok merak ediyorum. Hani nasıl programı nasıl ilerletecek merak ettim hocam. Ve... Kemal Doğulu'yu nasıl kışkırtacak da programdan kovulacak onu merak ettim. Devam edelim abla. Ben beyaz rengi severim ama balede. Balede? Aynen. Bale filan yapar mısın? Sever misin bale? Beyza Hanım bale yapıyorsa benimki mükemmel kombin derim. Ama yapamıyorsa tütüyle beyazı giymeye hakkı yok. Beyazı giymeye hakkı ne yok. Ne alakası var şimdi? Herkes beyaz bale... giymez. Kemal abi kitlenmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bale giymemekle beyaz giymemenin ne alakası var? Herkes beyaz giymez. Neden? Bir mantıklı bir açıklama bekliyorum buna. Beyazı giymek asalet gerektirir. Bir tık katılıyorum hocam. Ben beyaz. Mesela asil miyim chat? Beyazı giydim asil miyiz chat? Asiliz bence. Gayet asil bir ekibiz. Okça kimsin ben sen? Katılıyorum. Devam edelim abla. Kız yeterince asil değil mi? Baksana asalet takıyorsun. Asalet de zamana göre değişir. Şimdiki zamandaki asaleti aç bana biraz. Biraz zamanın geçmesi gerekiyor. Neyin? Asil olmanız için. Ha, biraz. Ne kadar biraz? 50 yıl. Sen... Abi bu adamın çok değişik bir felsefesi var ya. Bu adamın çok değişik sapık bir felsefesi var ya. Mesela asil misin? Değilim. Değilsin. Olmak İbari isterim. Doğru bir şey söyledin. O yüzden beyaz giymedim ki. Yorum... Ama şu ekipte bence zaten şurada kimse asil değil. Yapacaksın mı artık Koraycığım? Yorum yaptım işte. Beyaz... Koray değil Allah kahretsin Korcan. Az bu kadar mı? Ama şey ya ben beğendim ya fena değil yani. Ha şimdi beğendin senin arkadaşın değil değil mi? Kemal Bey adama niye bu kadar saldırgan başladınız direkt ya? Arkadaşın mı ama Beyza? Spor ayakkabılar olmamış bence ya. Ne olmalıydı? 3 santimetre topuklu. 3 santimetre. Santim topuk. Neden 3? Orada benzeri var mı kafandaki şeyi? Bak bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Santimetrenin direkt 3 santimetre olmasının sebebi nedir hocam?
Ha, bakayım. Ha, orada standı olduğunu yeni gördü daha. Arkada var mı? Lütfen rica ediyorum Kemal Bey, siz de adamın üstüne çok gidiyor. Daha şu anda bir şey yapmadı. Şu anda çok rahatsızlık verici bir şey yapmadı. Sen Deadpool'sun. Hem görmezsin hem her şeyi görürsün. Deadpool mu? Bence şu spor ayakkabı daha iyi. Hem spor ayakkabı olmadı diyorsun. Hani spor sevmemiştim. 3 saatte topu tutarlıkta. Sizi denedim. Dinliyor musunuz? Korcan gibi oldun sayın. Sizi dinledim, dinliyor musunuz diyor. Seyirciler, tutarlılıkta korcan olun. Dinliyor musunuz diye eleştirme. Bizi denemiş, eleştirim dikkat alınıyor mu diye sizi denedim. Evet. Aha. Teşekkür ediyorum. Biz de bunu yedik. Bu var da, bu da krem. Yani ben senin zevkini merak ediyorum. Sen aynen. Ne olur dersen giydireceğim. Bu 10 santim falan da ben kısa istiyorum ama yok burada. Var mı ki 3 santim abla? Var mı orada 3 santim? Maalesef. O yok yüzden... mu zevkine göre? Allah Almış oğlum işte, spor ayakkabı olmuş ya. Kahretsin, görüyor musun? Evet. Bu olur mu? Ama bilmiyorum, alışverişe gidiyorum. Bir görelim. Ha şey, alışverişe mi gidiyordun bu araya? Ha orada alacakmış. Evet, nasıl rahat edeceğim? Alışverişe gidiyor işte kız. Şu gözlüklerini bir çıkar da gözlüklerini, gözünü göreyim ha. Ya Kemal Bey rica ediyorum, Çiğdem'cim iyi ki varsın. Kemal Doğulu Allah aşkına bir rahat bırak artık insanları ya. Göz teması severim. Geçerken bana yürümüştü, böyle gereksiz sana mı yürümüştü? Verim ben. Çiğdem Kemal Doğulu şey değil mi ya, Kemal Doğulu? İşte. Kemal Doğulu biseksüel mi acaba? Kız. Şu gözlüklerini... Kemal Doğulu gay gibi gözüküyor chat. Bir çıkar da gözlüklerini, gözünü göreyim ha. Kemal Doğulu. Göz teması severim ben. Olabilir ya, o zaman şey, ya böyle olsun ne yapacağım. Özüne abi? Döndün olabilir diyorsun. Asil değildi biraz önce. Olabilir belki de arkadaşlar, şeydir yani belki arkadaşlar. Şimdi asil de oldu. O biraz zaman geçirmesi gerekiyor dediğim bu kadar bir zamanda herhalde, 3 dakika. Gaydi arkadaşlar, gay ya. Hocam, gaydi ama biseksüeldir chat. Biseksüeldir belki. Ka. Öykü hanımla çıkıyor. O kolpa onlar ya Pınar. Onlar kolpa ya. 3 dakika mı? Biraz zaman geçmesi lazım. İki saniye dedin. Ama bence şey yakışmış ya. Çanta olmamış, onu söyledik. Kremayı, çek. Eğer kremayı giyerse çanta olacak. Krema mı? Allah kahretmesin, krem rengine krema diyor ya. Şey çanta çok yalnız kaldı renk olarak. Çok iki beyaz var parça. Ayakkabı mı değişsin diyorsun? Üç beyaz var, bir krema var. Bir krema. Krema elindeki. Krema diyor ya Zeynep'ciğim, iyi ki varsın. Ama bir çanta daha var sonunda. Öbürünü de biz verdik ya. Sen burada değil miydin az önce? Siz şey mi verdiniz, krema mı verdiniz? Hayır, siyah beyazı var. Krem olan elindeydi. Ha tamam, siyah beyazı verdiyseniz o zaman kremaya gerek yok. Yok. Ay krema nasıl çimse. Evet abla. Ama kremaya tutsaydı ayakkabılar değişmeliydi. Sen burada mısın? Ama kremaya tutsaydı ayakkabılar değişmeliydi. Kremadan krema korktun insanı. Krema tutmadı. Bak krema nasıl biliyorsun? Santi gibi falan böyle çırpıyorsun falan. Ya, bu krem. Krem rengi. Ya inanılmazsın sen gerçekten. Helal olsun sana ya. Sen mükemmelsin. Adamı gerçi adam da bilmiyordu zaten. Adam da bilmiyordu. Ya bak adamın ortamı trollediğini bilmemek daha büyük bir gerizekalılık. Yani adamın kremayı bilmemesinden, ki adam kremayı biliyor bu arada. Severim. Adam kremanın krem rengi olduğunu bilmeyecek kadar salak tabii ki değil arkadaşlar. Bak. Ve bunu senin çakozlamamış olman ve senin buna akıl vermen daha büyük bir salaklık aslında. Kremanın... Değil mi chat? Santi gibi falan böyle çırpıyorsun falan. Severim. Bu krem. Krem rengi. Onu abla siz gerçekten salaksınız ya. Chat, bu hayattaki en kötü, en büyük salaklık insanın kandırıldığının farkına varmamasıdır chat. Maalesef. Yazın bir kenara. Krem, kremayı sevdim. Önce renkleri öğrenmelisin krem. Bence. Krem de bakayım. Abi önce renkleri öğrenmelisin diyor ya. Ya yakışmadı Mansur Yavaş ya. Vallahi yakışmadı Mansur Yavaş, Allah kahretmesin. Biliyor zaten adam. Adam zaten biliyor, Allah kahretmesin ya. Krema. Krem. Krem de krem. Krem şey. De la krem heh. Vardır. Krem. Özünü seviyorum. Krem de la krem diyor. O da vallahi delirtecek beni ya. Beni delirtecek ya. Evet şey, tabir neyse. Fransızca. Sen şimdi diyorsun ki güzel olmuş. Kombini beğendin. Ya beğenmedim ben bence. Karar versen bir sıra artık karar, bize mi gelsin? Ben kendimi kararsız olarak tanımlı. Kemal Bey rica ediyorum biraz sakinleşebilir miyiz? Allah'ını severseniz. Bak elimde sizinle ilgili çok tuhaf bir video var. Bir dakika dur bakayım. Dur bakayım bulacağım onu. Kemal Doğulu. Kemal Doğulu. Eskiden çok bizim mimlerimizden biridir. Bizim mimlerimizden biridir Kemal Doğulu. Geliyor chat. Geliyor chat. Yakala chat. Aslında daha farklı, evet. Daha büyük. Evet. Sevginin en güzelini yaşattığınız için. Geliyor chat. Geliyor chat. Sağ olun var olun. Yapma. Allah bela. Allah belanı vermesin. Kemal abi çok seviyorum bak Kemal Doğulu'yu ya. Ediyor. Çiğdim. Ben de ama belki alkolün etkisiyle belki de gerçekten olabilir yani. Bana sevginin en güzelini yaşattığınız için. Sağ olun var olun. Yapma çay. Ayrılıyor musun? Gerçekten mi? Nasıl ya? Bana git. Bana git. Ya Kemal Doğulu çok varım ya. Kemal Doğulu vallahi billahi çok özlemişim Kemal abi seni. Seni çok özlemişim anasını satayım. Evet devam edelim abla. Evet. Ya ben dedim ben. Bana gitme. İkizler Burcu falan olur. Mısın? Ya. Araba edit yapacağım. Araba adı söyler misin? Hyundai. Yani her şeyi. Yok. Yumurta kasa. Koray gibi olur. Özellikle Deadpool dansına bayıldım zaten en başta. Efendim? Ben ya bu kadar da geldim. Kaçırdınız Kemal Bey. Çağla'cığım sen konuş. Koray'dan evet. Bu kadar geldi. İki boş. Merhaba tat. Abi ne diyor ya? Kova Burcu'yum içi boş falan diyor burada bak. Kaçırdınız Kemal Bey. Çağla'cığım sen konuş. Koray'dan bu kadar geldi. İki boş.
Kova burcuyum, içi boşluyor ya. De. Merhaba tatlım. Öncelikle nereye gidiyordun? Merhaba tatlım. Alışverişe gidiyorum. Kesinlikle evet. Alışverişe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum bu kıyafetlerden sonra. Allah seni kahretmesin. Hayırdır? Hayırdır? Yakışmadı Mansur Yavaş. Neden? Basic. Yakışmadı Mr. Slow, Mrs. Slow. Geldi bana. Alışveriş yapması lazım üstüne evet, başına diyorsun. Kesinlikle. Abiyeyle mi gitseydim alışverişe? Seni rezil etti. Seni şu anda bitirdi Mansur Yavaş. Seni bitirdi. Hayır, yeni parçalar edinmelisin. Abisiyle mi gitseydi yanlışlıkla? Parçaları beğenmedin sen. Evet, parçaları kombini beğenmedin yani. Sıradan peki, mı? Siz nasıl gidiyorsunuz alışverişe? Alışverişe nasıl gidiyorsunuz? Alışverişe böyle gidilir bence chat. Alışverişe. Etrafında. Bir de yani... eteğin düzlükliğini kaydırmışsınız. Evet. Ben kızın kombinini bir tek sade buldum. Ama tam alışverişe gitme kombinidir bu da yani usta. İşi de kaymış. Çetçim Tamer'in delikli çorabı bu, Allah kahretsin. Tatilimi zehir ettikten sonra otogarda annemin samimiyetsiz alış. Özel. Bana gitme. Gösterin arkadaşlar, giyiniyorsunuz da. Eteğini düzlükliği kaymış, buraya gelmiş. Yan tarafından ön tarafa giymişsin. Ya Kemal Bey bir şey olmaz anasını. Sen de geçen gün bıyıklı geziyordun ortalıkta ya. Evet. Sen de geçen gün 1940 bıyığıyla geziyordun ortalıkta, bir şey olmaz ya. Mi çağırdın? Kız gayet temiz giymiş ya. Bu kadar mı? Herkes bir... Bu tarz moda programları niye bu kadar sert geçiyor chat? Moda programları arkadaşlar Türkiye'nin en sert iklimi. En sert. Yani basit buldum. Basit buldum. Ben bunları evde giyiyorum. Ne giymesi gerekirdi? Yani daha biraz daha özenmesini, biraz hani en azından bir star parçaya sahip olmasını isterdim. Star parça benim. Esma. Oo, star parça. Star parça benim geldi. Merhaba aşkım. Senden yorum alalım. Sen evet, moda tasarımcısın zaten. Tatlı giymiş ama o tatlılık dışarı değil. Bu burası için değil. Değil. Buraya gözük, kameralar önüne böyle çıkmasın. Bu tatlılık sokakta... kamera önü tatlılığı olamaz yok, diyorsun. Yok olamaz. Kendi ama tatlılığı. Bana ya şu ayakkabıları hiç sevmiyorum. Ama zaten... El aracım iyi ki varsın. Zaten alışverişe gidiyordun sen. Alışverişi ayakkabıyı sevmiyorum ne demek ki? Çık gül gibi ayakkabı işte. Ne bu? Niye balans mı chat? 10 numara ayakkabı ya. Evet bence de. El aracım çok teşekkür ederim. Canikon benim. Allah kesene bereket versin. Evet, kadın evet, ayakkabısı olarak. Ya i̇şte daha ya, renk istiyorum. Mesela şu ayakkabıyı diğer ayakkabı renk istiyorsun. Renk istiyorum. Yani tamam. Ha bu daha güzelmiş gerçi chat. Değil mi? Deneyin. Mesela bak şöyle. Yanlış, siz şimdi tam görmüyorsunuz ama chat, sizce bu kadının... İyi. Bak şimdi bak arkadaşlar, şimdi bir dakika kendimi bir kapatayım, bir bakın arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin ama. Şu New Balance ayakkabıdan şu Nike ayakkabı daha iyi olurdu değil mi? Olabilirdi bence ya chat. He? Sizce kapattım kendimi, görüyor musunuz? Bence sanki şu ayakkabı daha iyi olabilirdi chat ya. He? Şu çant. Arkadaşlar bence o ayakkabı daha güzel olabilir. Nerede lan, kendimi kaybettim. Evet. Tam da sana uygun bir şey var mı? Eksik çıkanlar için kombin tamamlayıcı parçalarımdan getirdim Kemal Bey'de. Neler getirdin? O kombin tamamlayıcı parça mı? Sandaki şeyden var mı? Evet var. Çok bayıldım ona. Size de hemen bir tane vereceğim. Sıra bana geldiğinde vereyim. Komple evet, çıkart artık abla. Senden giyinebiliriz. Konuş artık. Zaten şu an. Abi böyle alışverişe gider miydin? Allah belanı vermesin. Yok ben kalem etek giyiniyorum. Allah yok, üstüme crop giyiniyorum ben. Tüy Allah belanı vermesin. Böyle alışverişe gider. Ya biz de erkek adamız. Chat, pembe don giymiyoruz yani. Çıldırtma beni ya. Evet. Beni çıldırtma, gözünü seveyim ya. Vallahi billahi ya. Kaç para verseler. Söyle. Geldim, kızların hepsine biraz dokunacağım. Allah kahretmesin ya. Vallahi billahi, bir de onu sabitlediler oraya ya. Tamam ben onu okudum zaten. Niye onu oraya sabitliyorsunuz rap diye ile? Tamam ben onu okudum zaten. Ya olamaz böyle bir şey ya. Bence kesinlikle bu ayakkabı. Ayrımcılık var efendim. Olamaz böyle bir şey ya. Şunu takar, pozitif ayrım. Olamaz böyle bir şey, pozitif ayrımcılık bu. Cansu Dinçer ya, Tisigarko Tuana ya. Sen yapıyorsun en başta ayrımcılığı. Ayrımcı kızlar diyor. Ne diyor? Bir hava istiyor işte bu. Bir hava istiyor. Ben ayakkabıyı sevdim bunun altında ama... Hocam yalnız birkaç hareketten sonra birazcık değişme... Kötü de olmadı şey, şimdi kabul edelim. Tabii ki de gözüksün. Bir parçaysa gözlük dikkat çekici. İşte bir şey istiyor eksik yani evet. Oldu bence güzel oldu chat. Bence yakıştı lan. Böyle kamera önüne geçebilir. Yani o gençliğe o güzel... Sizce çirkin mi oldu? Yok be güzel oldu be chat, gözlük oldu ya. Liye. Olmadı mı? Heba etmiş. Harcamışsın diyor sana. Evet kendi. Ben çok anlamıyorum demek ki bu işlerden chat. Ne harcamış? Yoksa çok tatlı, çok lalita bir kız bence. Teşekkür ederim. Senin bunlara karşılık söyleyecek bir şeyin yok mu? Böyle duracağım mı bebek gibi? Yani... Ya abi kızın niye üstüne gidiyorsunuz? Bu tarz programlarda niye gerçekten herkes birbirini kesikliyor, doğuruyor ya? Daha renkleri bilmeyen birinin çok eleştirisini takmadım açıkçası. Ya dur be abla, sen şunu yapma işte be küçümen ya. Gözünü seveyim kuşum benim ya. Krema. Kimse... Ya krema biliyor tabii ki renkleri. Herif trollüyor. Lütfen bunu artık vallahi farkına varın ya. Ne eleştirdin onu? Senden bahsediyorum. Yani onun haricinde bence gayet uygun olduğunu düşünüyorum ama evet bir şeyle patlatabilirdim. Yani ayakkabı uygun olarak. Olmasan burada olmazsın ama katılıyorum ben de çoğuna. Yani çok... Patlattın mı lo? Çatlattın mı lo? Bembeyazsın. Ben şu an ayakkabıların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Nokta. Bence yine
kapalı bir bluzun üstüne yine aynı hata yapılıyor. Kolyeler kolye takılıyor. Bence onlar takılmamalı. Kapalı bluzun üstüne kolye takılmaz Çet. Yazın bir kenara. Kapalı bluzun üstüne kolye takılmaz. Sadece küpe yeterliydi ki bence küpeler de bu kıyafet için. Bu kıyafet işinde bu kadar detaya gerek var mı gerçekten? Neyi, kim neyi takmak istiyorsa taksın. Vallahi kimse bu kadar dikkat etmiyor ya. Fazla büyük abiye kalmış. Değil mi? Evet, fazla evet. Abiye kalmış. Ama sakın bana demeyin ki abi moda programındayız, ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Gene kimse dikkat etmiyor. Allah belanı vermesin. Üstüne tüplü televizyon danteli giymişsin rezil. Ha? Rezil. Bunu gördükten sonra ben üstündeki danteli gördükten sonra ben çattığınız için sağ olun var olun. Yapma. Kemal git. Allah kahretmesin Kemal abi ya. Abi Halil İşko daha iyi giyiniyor. Katılıyorum. Delikli çorap. Katılıyorum delikli çorap. Ya bu kıyafetin kesti değil. Bir bakabilir miyim? Evet. Tarafta aç. Bir hareket yapayım biraz mı? Biraz fazla abi evet. Ya onun dışında proporsiyonuna uygun giyinmiş. Bir kere fiziğine uygun giyinmiş. Etek falan sırıtmıyor aynen. Bence gayet küpesini güzel. Küpesini bluzuna takalım mı? Hareket katsın mesela. Küpe gözünde gözükmüyor. Ne alakası? Arkadaşlar Allah amenna. Muhafaza. Zeynep'ciğim küçücük suratlı kız taktıkları gözlüğe bak. O da doğru lan gerçi. O da doğru gerçi. Vallahi billahi kıza kaynak gözlüğü taktılar. Lan sırıtmıyor aynen. Ben o kadar çok anlamam bu işlerden. Chat siz söyleyince fark ediyorum ben de moda işlerinden. Gayet. Kıyafetten, mıyafetten. Küpesini bluzuna takalım mı? Hareket ya ben mesela arkadaşlar ben zannediyorum ki mesela bütün kadınlar şık. Ben mesela arkadaşlar bana göre bütün kadınlar şık zannediyorum mesela. Ama mesela siz o detay mete işlerini siz daha iyi biliyorsunuz. Onun için detay yorumlar sizde hocam. Mesela küpe gözünde gözükmüyor. Ne alakası var şu an? Ne o alakası var şu an hakikaten? Küpelerden bluzlar yapılıyor. Broş ha, olarak mı? Of, broş üstündekiler olarak. De, ceketin üstündekiler de. Kemal Bey buraya o zaman üçüncü bir sandalyeyi çekelim. Esma Hanım buraya otursun. Ben üçüncü bir sandalye. İşim bu ama. Abi bir şey işi bu da tamam da Esma Hanım da burada yarışmacı değil mi arkadaşım ya? Değil i̇şim mi sen burada tasarımcısı değil misin? Evet. Esma Hanım ama herkes size benzemek zorunda değil ki. Yok bana benzemek zorunda değil ama. Haklı Mansur Yavaş haklı. Mansur Yavaş haklı. Gözüme de hoş gözükmek zorundasın. Yani sonuçta benim gözüm seni görüyorsa. Benim gözümde seni görüyor. Benim gözümde seni görüyor şu an. Bakalım yapacağınız yani, bir şeyi beğenmezsek görmeden söyleriz. Görmeden daha atlamayın arkadaşlar. Belki de güzel olacak, evet. İyi bir fikir olacak. Ya tabii ki bu... Ne yaptın gözünü seveyim. Allah kahretmesin kızın kulağındaki küpeyi çıkartıp buraya astı ya. Bunun olmadığını ben de biliyorum Chat bu arada. Chat bir şey söyleyeceğim. Bunun arkadaşlar bak modadan anlamayan ben bunun bir büyük bir saçmalık. This is fucking bullshit. Bunun bir bullshit olduğunu ben de biliyorum Chat. Bunu söyleyeyim yani. Küpe değil ama şöyle bir... Hani gözlük dedim ki hani gözlük... Maybe, just maybe dedim ama bu yok cız. Abi küpeyi çıkartıp buraya niye takıyorsun gözünü seveyim ya. Şu altındaki şimdi Tamer'in kıyafetinin üstünü beğendim ama götündeki pembe donu çıkartıp kafaya şöyle saralım. Abla manyak mısın moda tasarımcıyız diye de bir yerimizden bir şeyleri çıkartıp bir yerimize sokmayalım yani. Bir şey daha geniş diyorsun. Bir şey taksa mesela şuradan bir şey taksa burası da düz gelse bir tane daha oraya alsak. Aynı küpeden. Ya abla ne alakası var düz giymiş çıkmış işte ekstra ekstra şeyler takıp durma ya. Yerine direkt olabilir yani. İlla ki olabilir ama o giyinip çıkmış işte hani hafif bir şeyler alışverişe gidiyor. Herkes senin kadar süslü olmak zorunda kopuş değil, olmak tabii. Zorunda herkes değil. Herkes bir Esma köse değil. Bir tevazulukta da lütfen bir Esma kimse değil diyor. Esma gibi olun arkadaşlar. Yani İnsanın kendini bilmesi kadar güzel bir şey. Kıyamet kopacak gibi hissediyorum. Ben yapayım mı yorum? Evet. Tabii. Çok tatlısın, enerjin çok güzel. Alışverişe gidiyorsun elbette. Ne giyeceksin evet. Bu sıcakta? Fakat dediklerine katılıyorum. Çok beyazsın. Çok mu beyaz? O çanta olmuyor. Şimdi o ayakkabı olunca, şimdi Esma'ya katılınca da taraf tutuyor gibi oluyorsun bazı arkadaşlar tarafından. Hocam komple beyaz olunca sıkıntı mı? Mesela bir tweet atayım chat. Üst beyaz, alt taraf arkadaşlar laci. Laci. Bak görüyor musun? Arkadaşlar buradan mesela üstten beyazı giydim, alttan arkadaşlar bilerek lacivert giyindim ki üst tarafı patlasın. Bak üst taraf patlıyor chat. Geliyor. Geliyor. Laci. Laci. Görüyor musun? Patlatmak için arkadaşlar. Onu ben birazcık fena değilim yani. Kesinlikle. Neyse ben bildiğin yoldan gideyim. Doğru bir tanecim. Ayakkabın olabilir daha renkli, daha jungle jungle bir şey. Ama mi? Şöyle de bir şey yapabiliriz. Zeynep'ciğim iyi ki varsın. Mesela şunu şuradan arkadaşlar alıp, şu Halil İşko'nun babasının kafasını alıp, şuraya şöyle sokup mesela arkadaşlar iyice, bunu beyazı iyice patlatabiliriz. Nasıl oldu chat? Bence fena olmadı. Bir bakın bakalım arkadaşlar. Bir bakın bakalım. Moda tasarımcı arkadaşlar yorum yapsın özellikle. Özellikle moda tasarımcı bu star parçam benim chat. Bu benim star parçam arkadaşlar şu anda. Nasıl oldu? Bence fena olmadı ha. Güzel oldu chat. Daha güzel bence patladı. İyice patlattım arkadaşlar. Olabilir. Star parçayı iyice patlattım chat. Bence güzel oldu. Patladı chat. Vallahi patladı. Devam. Bembeyaz evet. Giymişsin. Hatta dur ben bir tane bir şey biliyorum içeride. O ayakkabı varken çantayı da al istersen eline. Kremayı. Kremayı. Ürün yerleştirmesi. Çok iyi yorum Melehli Poğaça. Tam olarak bu. Ürün yerleştirmesi. Şu an bence çanta uygun oldu. Kemal Bey'in getirdikleri daha tatlı. Evet tabii ki yani. Evet. Çok daha farklı ve tarzı bir ayakkabı.
Hem daha genç, hem daha... Evet. Dinamik. Daha fresh. Rengarenk, beyazına da evet. Uygun bağlıyor. Böyle olsa daha iyi olurdu. Tercih ederdim ama kötü değilsin. Peki evet. Seni o zaman alkışlarla yerine alalım. Madem... Abla şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ne yazıyor sabahtan beri? Oğlum bu chatimizdeki Gary Ozzy, yani Garfi Ozzy sürekli büyü yapıyor chat ya. Farkında mısınız? Sürekli böyle şey ne yazıyor bu söyleme lah? Oil raket yazılar yıldızay klavye meve kalk. Benim minep ve kivcik banladınız dallap. Boşuna boş, boşu bo. Beni ben modlaramam. Beni boşuna banladınız falan diyor galiba. Kızılcık şerbeti diyor. Oynarken yazıyorum klavyem bozuk. Beni niye banladınız diyor galiba. Ben yavaş yavaş bunun dilini çözeceğim chat. Böyle başladı. Bunu yavaş yavaş bunun dilini çözeceğim. Bu Garfi Ozzy'yi yavaş yavaş çözeceğim. Lucifer Defne. Dedik Esma. İnce ince çözeceğim bunu chat. Bir moderatörlere sallıyor mu farklı bir dilde? Hoş gel. Bu moderatörlerin de başı ne büyükmüş be kardeşim ya. Moderatörlerin de vallahi billahi çekmediği dert çile kalmadı be chatçim ya. Moderatörlere buradan bir kokuluyormuşuk ya. Evet. Bak Garfi Ozzy demiş ki beni gör demiş. Sağ üstten oto çeviriyi kapat. Yavrum benim Garfi Ozzy. Sağ üstten otomatik çeviriyi kapat. Allah belanı vermesin. Ne yaptın? Uganda diline mi çevirdin bunu? Ne bok yedin lan? He? Uganda diline mi çevirdin bunu? Tersten mi yazıyorsun? Düzden mi yazıyorsun? Götten mi yazıyorsun? Nereden yazıyorsun Garfi? Hangi dile çevirdin bunu? Allah belanı vermesin. Devam edelim abla. Madem böyle başladık. Blue Kaleidoskop'um hoş geldin canım benim. Esma. Hoş geldin. Biraz kendinden bahset. Gerçi seni tanıyorlar. İyi değerlendirme. Evet. Esma Köse, 28 yaşındayım. Ben eski bir yarışmamdan... 28 mi? Savcı koltuğundasın. Doya Doya Moda'da. Evet. Evet. Orada da vardı. Orada da vardı. Var olamadın ama. Var olamadın. Ne diyor oğlum bu? Şey ne diyor? Vardın, evet geldin. Vardım aynen. Nereye gidiyordun sen? Çekim, ben böyle çekime gidiyorum. Yeni tasarım yaptığım bir ceket, evet. İncili ceket. Korcan ne diyor abla? Kendi elim. Korcan bir anda alttan sürekli laf sokuyor. Elimle yaptım. Kendi markan. Evet, kendi markama Bay Esma Köse'ye ait. Bir şekilde. Bay Esma Köse. Kilde buraya çekime geldim zaten. Abla çok Dilan Polat, böyle Dilan Polat ekibi vibe'ı aldım senden ya. Fotoğraf çekimine. Aha çekime gidiyordun. Değil mi? Öyle fotoğraf çekimi yapacağım. Hem, evet, ben hem tasarlıyorum hem de tasarladığım şeyleri kendim giyiyorum. Nasıl anlatayım? Başörtülü insanlar böyle şeyler alıyorlar mı? Alıyorlar tabii. Benim çok fazla işte ben çok var. Gösterişli buldum, çok beğendim. Gösterişi bu çok arada. Seviyorlar hani zaten. Böyle... Kim seviyor abla? Bütün başörtülüler gösteriş sevmez. Bütün başörtülü insanlar gösteriş sevmez şimdi. Böyle giyiniyorlar mı? Şöyle, mesela ben birazcık daha çekime gittiğim için işi şova döktüm. Ama senin gibi, yani senin tarzındakiler de var, onlar ayrı mevzu. Eldiven taktı. Mesela günlük... Genelleme yaptı şu anda, o bana rahatsız edici geldi. Bunu genelleme saçma geldi bana. Giyen bir kadın eldiven takmaz. Ama ben hem tasarımcı hem de kıyafet taşıyan bir insan olarak... Dikkat çekmeyi seviyorsun. Dikkat çekmeyi... Bu kıyafet benim ruhumda bunu istiyor. Eldiven tamam, istiyor, işte, gözlük istiyor. Başta söylemiştim. Tabii ki şaka yapıyorum minimal diye. Evet. Minimal mi? Maksimalist bir insansın. Çok maksimalist abla. Şu anda ben de maksimalistim ha. Şu anda maksimalistim. Abla şöyle... Yani şöyle bir hediye... Bana böyle bir hediye gelmiş. Benim maksimalist olmama ihtimalim sıfır. Aynen siz haklısınız, size bir şey söyleyeyim mi? Bana bu bardaktan geldi, benim maksimalist olmama ihtimalim yok. Yani seviyorsun. Evet işte, çok layer, seviyorum. Layer kat güzel. Ama bunu işte herkes taşıyamıyor. Mesela bunun farklı biri giyse evet çok abes durabilir. Senin... Farklı bir giyse üstünde çok patlamayabilir. Senin birazcık abla fiziğin de uygun. Üzerine göre değil. Mesela korcan giyse bunu çok patlamaz. Kildiği için senin ölçülerine ve senin bacak boyun, senin omuz genişliği. Ama sırf bu şekilde kombin halinde isteyen müşterim de var. Oluyordur. Eldiven, gözlük, evet. Bonem, çantam, ayakkabım ki... Bunları satmıyorum ben. Arkadaşlar şu kombinin abi bir şey söyleyeceğim. Programın en büyük eksiklerinden biri kombinin fiyatını sormamamız. Kombinin fiyatı nedir sizce bu kadının kombininin fiyatı? Chat. Boneyi satacağım sadece. Bu biraz önce podyuma çıktığında... Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? 30-40'ı var ya. Böyle bir şey göster. Chat. 30-40'ı 30'u var ya. Ne 10 bin lirası chat ya. Evet. Sırf ceket zaten 10 bin liradır ya. Evet. 30-40'ı var ya ayakkabı gözlük mözlük hepsi dahil. Her şey dahil. 40'ın üstü belki de ya. Mamma Mia mi ki varsın? Bunlar da benim mottolarım. Hepimiz maksiyiz Mamma Mia. Bakayım. Modum... 30-40'ı var ya. Ne yazıyor orada? Sıradan biriyim ama en ön sıradan. Abla gözünü seveyim o zaten. Sırf o yazı zaten 1500 euro. Tıpkı. Evet. Eyvah. Bunu size hediye edeyim. En ön sıradan ben. Evet. Çok sıradanımdır ama en ön sıradan. bunu size hediye edeyim. En ön sıradan ben. Evet. Çok sıradanımdır ama en ön sıradan. Chat sıralarız ama biliyorsun en ön sıradan. Bir de çantamda çok şey var. Paralar saçıldı ortalığa, bereketlendik. Motorlar bizi bozar. Evet. Motorlar bizi bozar falan nasıl yorumlar bunlar gözünü seveyim. Korcan alttan niye böyle laflar söylüyorsun bir. Yandaki kız da gerçekten bu samimiyetiniz nedir iki.
Bu kesinlikle... Boş vermişlik, ona lan? Boş vermişlik kurmay başkanı bence de. Abla gözünü seveyim, çok kötü ya. Bak şuraya tak şunu. Bu Rabia, bundan o vibe'ı aldım. Bakın. Güler yüzlüyüm ama sevdiğim yüzlere. Tabii ki de kesinlikle. Doğru bak yakalamış. Güler yüzlüyüm ama sevdiğim yüzlere. Tabii ki de. Yakalamış. Ben sonuna yakalarım. Kadar. Kesinlikle katılıyorum chat. Bu da ben. Yere düşeni kaldırırız da gözden düşene çare yok pek. Ne diyor? Yere düşeni kaldırırız da gözden düşene. Baba bunları artık gözünü seveyim. Bir de üstten virgül koymuş ya. Ya dağı ayırmak için üstten virgül koymuş. Allah belanı vermesin ya. Hayır boşa vallahi. Arkadaşlar dil bilgisini bilmemek size ekstra para harcatır hocam. Yazık günah şuraya fazladan iplik gitti. Fazladan iplik gitti şuraya. Bir şey yok. Kim bunları Tur abi mi yaptırdı? Kim yaptırdı bunları? Cahille sohbeti nanköre ilgiyi kestim. Çok cahille ya gözünü seveyim abla vallahi billahi ya. Şey var mı abla? İster ezan ister çan dinlet. Celladına aşık olduysa millet gel beni inlet var mı? Oldu belki. Aziz nesin? Senin. Ben yeni yeni. Yeni yeni. Günaydın kulübe hoş geldin. Hakikaten eksi bilmem kaç aura ya. Hoş bulduk. Bu da normal düz cahille sohbeti kestim. Bu efsane. Harbiden eksi sonsuz aura ya. Tane. Konuma gerek yok. Menfaati olan beni bulur. Bunu ben yakama böğrüme... İğneyle hemen takalım onu size. Abla Zeynepciğim iyi ki varsın. Bunu ilk o böyle özlem falan vardı ya hani bu tarz benimde. Ta onların olduğu programda bu böyle laflar. Yani Nurella bunları söyleseydi arkadaşlar eyvallah diyecektim de yok. Bunu... Kızım Ahmet Çakar ben. Bir de tenime şey yaptıracağım dövme. Baksanıza çünkü menfaati olan beni dakikasında buluyor. Gözüm Tamam Kemal Doğulu en ikonik sensin sakin ol. Hadi dediniz İğne. Ama iğnem burada hemen takayım size. Tak. Cansu Eylül hoş geldin canım benim. Cansu Eylül. Spor salonu mu? Titretme lütfen. Zaten yapamıyorsun hareketi. Bence. Arka kol çalışmaya başladı. Bekleyentim. Gidiyor musun yoksa fitness'e? Hadi mi? Belli olmuyor. Daha serseri serbest stili şöyle yapayım. Olsun. Ne yapıyorsun Allah belanı vermesin ne yapıyorsun ya? Abi ne? Bir de önce kendini sonra... Ne yapıyor? Sonra bu tüm kadınlara. Nasıl oldu? Kemal Bey. Kemal Bey sizce nasıl oldu? Korcan Cinemre şu anda vallahi programın başrolü oldu ya. Ne düşünüyorsunuz? Ne oluyor? Ama sen tüm programı şu anda eline geçirdin. Ne oldu? Ne işler çeviriyorsun yavrum? Geri değil ki yani. Ne işler çeviriyorsun yavrum? Kamda. Bir şey yapmıyorum. Ne oldu? Hayır, derdin ne? Anlat. Esma Hanım'ı eleştiriyorduk bu abi. Abi chatte biri Erzincan açı yazmış ya. Erzincan pozisyonu yazmış chatte biri ya. Evet. Gıybet mi yapıyorsunuz? Eleştirmiyorduk. Yapıyorlar. Eleştiri, ön eleştiri yapıyorduk efendim. Ön eleştiri. Ön eleştiri mi? Önden yapıyorduk. Ya sen Allah belanı vermesin, sapıklaşmaya başlamışsın. Sen eskiden böyle değildin ya. Sen eskiden daha mantıklı şakalar yapıyordun ya. Çok fazla bel altına indirmiş ya. Biz de bel altı şakalar yapıyoruz ama rahatsız edici seviyede değil chat. Bu çok alta indirmiş, bu ne yapıyor ya? Aynen. Ne konuşuyordunuz ben orada? Kendisi yapıyordu. Abi şimdi bel altı var, bel altı var chat. Bak mesela Bülent Ersoy da çok fenadır bel altında chat. Ha? Seninki kalındır şakaları falan. Yüzüme doğru bak buradayım. Abi bu adam kim? Hala bilmeyenler varsa tekrardan gösterelim chat. Bu adam bu. Bu adam bu. Sorabilir miyim Zuhal? Çok değişmiş arkadaşlar, bu adam bu. Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Bu adam bu arkadaşlar, Korcan Cinemre. Devam abi. Devam abla. Yüzüne doğru. Yüzüne söylesene evet, bir de. Söyle. Çok, çok değişmiş hocam. Rabia çok dolmuş. Oğlum zaten ismi bile aynı chat. Korcan Cinemre anasını satayım. Lütfen. Fena dolmuş. Bir eleştiri gelecek. Dolmuş. Abi şey değiş zaten Eskuş'um. Kız güldükçe yüz buluyor chat. Çalışıyordum Rabia Hanım. Niye? Kız güldükçe yüz buluyor. Ne dedi ki Rabia? Dedi ne bu böyle diyor ampul gibi diyor. Manyak onlar. Arkadaşlar Instagram yorumları da falan kötü yorumları buraya yazmayın ya Ninnehir'i. Onları buraya yazmayın. Yerim. Millet manyak oğlum Instagram'daki yorumlara takılır mı? Falan ışıl diyor. Bunları söyledi mi gerçekten? Evet. Hayır. Söyleyecek olsam yüzüne söylerim zaten. Sen yüzünüze söyler misin Esma Hanım? Bir tarafından uyduruyor olmayasın. İşte böyle de... Şey, direkt mi insan? Geri vites mi yaptı diyorsun? Ben R bile yapmıyor, yok yüzünüze değil. Söyleyecekmiş. Sen söyle bakalım ne düşünüyorsun, çok merak ediyorum bunu. Evet. Senden bahsediyor. Hayır senden bahsediyor. Senden bahsediyor. O kadar çekiniyorlar. Kemal Bey sizden de bahsediyor olabilir. Artık bana kaldı ya hale yapacak bir şey yok. Evet. Ben oradayken... Aleyci Bey ki varsın hoş geldin. Arkamızdan ne konuştunuz onu merak ediyorum. Bir küçük bir gıybet döndü orada. Garip garip hareketler yapıyordu Kemal. Sadece öyle değil mi? Kıraathanede evet. Misin oğlum? Evet. Doğru otur. Spor salonu. Kıraathanede misin oğlum? Doğru otur canım benim. Korcan. Ama dedim cevap vermiyor. Kıraathanede oturup bir oturma bacaklarını yani ayırarak kadınların evet. Etrafındasın. Titretiyor burayı arkadan. Spor... Arkadan titretiyor mu? O hareket öyle yapılmaz dedi bana. Yani yaptığı hareket o kadar yanlış ki bunu anlamak için spor hocası olmaya gerek bile yok. Hangi hareket? O kadar da yanlış değil mi abla ya? O kadar da yanlış değil diye. Ne bahsediyorsun? Yani titremekten hareketi yapamıyordu bile. Uzunsuz bacak sendromu mu var? Nedir bu böyle? Bağırsak var ama bacak yok. Bağırsak mı? Beşik bir detayı var. Abi ortam çok gerilmeye başladı. Ortam inanılmaz gerilmeye başladı. Birazdan burada kavga çıkar. Bacağın var canım da huzursuz değil. Ama sonra ne yapayım?
huzursuz olmayabilir o bacak. Neyse evet. Çok dağıldı. Başlayalım. Fazla dağıldı, fazla dağıldı. Vallahi herkes birbirine çok kilitlendi. Rabia. Korcan Cin Emre soğukkanlılığı ve şu anda Kemal Doğulu'yu inanılmaz kışkırtıyor, geliyor. Tamam, göndereceğim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tamamen işte arkadaşındır, koruyorsun falan muhabbeti olmasın. Sesin açıldı bakıyorum da. Evet. Hoşuma gitti. Beyzoş'un eteğine laf ettiniz ya kaymış diye. Sen bir moda tasarımcısısın değil evet. mi? Gömlek kolundan ip sarkıyor. Etek kısmının altından ip sarkıyor. Çok iyi fark ettin yalnız onları. Hakikaten daha demin kıza sallıyordun abla. Her tarafından ip sarkıyor ya. Severim evet, sarkabilir. Ama hiç... Nasıl sarkabilir abla, sarkabilir mi? Bu profesyonelliğe sığmaz ya. Hoş görünmüyor bence. Diyorsun gözüm, ya güzel görünmesi lazım. Sonra... Bence sen görmedin. Görseydin görünüyor. Öyle bırakmazdın diye evet. düşünüyorum. Ayrıca kolye... Korcan nereye sarkıyor? Üzerin, o çantan, deriminle, evet. o gözlük, evet. o ayakkabıların... Bak dur bekle. Devam. Ne oluyor? Evet, dinliyorum. Şu an tamamen gözlerim kanıyor zaten, bakamıyorum. Yani. Ananı avradın ha. Herkes birbirine girecek birazdan burada ha. Kanasın ki ben hiç görmem. Evet. Umarım hiç görmem. Zaten görmeyeyim. Abla! Bunu keşke hiç takmasaydın da vallahi şahtın şahmaran oldun ya. Meraklı değilim. Evet. Şahtı şahbaz oldu ya. Evet. Minimalizmin eserisi şu an bir izleyiciler yani de görsün. Kaç... Daha da kötü oldu chat. Parçanın eksilmesi lazım. Çok yoğun. Çok fazla yoğun. Hakikaten çok yoğun abla ya. Böyle ne derler? Hani görgüsüz evi avizesi gibi chat. Görgüsüz evi avizesi gibi aynı. İzleyiciler hem altta hem üstte evet, değil mi? O kolye, bu içerideki bu gömlek mi ama ne? Ama bak farkındaysan onun ben diyorum ki. Ben çekim diyorum. Var. Çekim her zaman ekstra bir şey ister. Ama biz bu kadar çekim mi? Ekstra değil. Biz bu de bu biliyoruz yani çekimde ne var ne yok. O da benim. İşte ben de bu şekilde bir insanım yani. Esma Hanım çekemiyorlar sizi. Çekime gidiyorsunuz Esma Hanım bir dönebilir misiniz arkadaşlar? Abi çok değişik kelime şakaları var, çıldıracağım ya. Çekim var mı? Yok, yok yoksa. Ceket fazla var ya. Ama işte ceketi çıkartırsın ama ceketi ince. Çekim bu arada yarın akşam Kızıl Konichiwalar 17. bölüm. Bizlerle oturalım. Yarın Kızıl Goncalar 17, 20.00'da. Yok arkada yok eteği. Sadece ceketi merak etmiştim. Arkasında da var. Ve bu gömleğin kolları çok hoş durmuyor. O eldiveni unuttum. O eldiven. Evet. Her taraf dolu yani. Ben benim zaten. Bir baygınlık getiriyor. Hiçbir zaman. Biraz haklı olabilir abla ya. Çok dolu ya. Beni boş göremez. Doluluk konusunda biraz haklı. Hiçbir zaman seni boş göremez biz. Sadece bu özel böyle giyinmedim. Böyle mi giyiniyorsun? Bugün evet. çekime keşke gidiyordun da. Keşke o diğer yerine de bir yüzden taksaydı. Tamamen şeyin çok güzel bir sözü var. Kimin abla? Abla ne? Kim bilir gene kimin lafı ha? Şeyin çok güzel bir sözü. Survivor Tur abinin. Kimin abla? Absel'in. Yani, kimin? Taksaydı. Tamamen şeyin çok güzel bir sözü var. Absel'in. Kısmet Oğul Cansel mi? İsa Absel kim ya? Yani insan diğer insanlar gibi düşünmediğin zaman diğerlerinin giydikleriyle de ilgilenmiyorsun. Ben şu an o moddayım. Ne alakası var abla ya? Ne alakası var abla? Ne kadar boktan da bir lafmış diyeceğim ama gel laf fena değil de sen söyleyince laf bir bana bir tuhaf geldi yani biz Absel. Ben kendimi böyle mutlu hissettikten sonra diğerlerinin yorum için önemli olmadı. Ya en başından beri savunduğum şey evet. var beni. Bırakın insanların kılığına kıyafetine karışmayı. Ben insanların Ablacığım zaten programın amacı bu değil mi? Kemal Doğulu şaka mısın sen şu anda ya? Programın olayı tarzını seveyim. Programın başlığı bu. Ya. Bırakın insanların kılığını kıyafetine karışmayı. Ve o sırada programın formatı. Zeynepçi bir iki varsın. Benim savunduğum şey... Lan programın formatı bu zaten. Var beni. Bırakın insanların kılığına kıyafetine karışmayı. Ben insanların merhametine, vicdanına ve kalbine. Benim için insanların aynen dış görünüşü bir zaman yani, önemli olmadı. Kıyafet... Baba ne merhameti ne kalbi daha demin kızın küpesini çıkartıp affedersin başka bir tarafına soktun ya. İçin benim için önemli. Ama... Senin için çok güzel bir kız ben onu hissederim. Ama dış benim için evet önemli. Ama ben insanların genelde içine bakarım. Ama abla bir de alttan verdiği laflara bak. Ya bir de içimizin... alttan verdiği suflelere bak ya. Ya da bana diyor ki. Peki giyin Beyza'ya önemli. Bakınca ne gördün? Beyza'da mı? Evet. Ya Beyza şu an bir kere o terlikler falan çok yanlış. Üstündeki bluzu ben çok seviyorum ve çok alttan verdiği bir de Allah kahretsin evet abla. Tasarımımda da kullandım bluzu. Yani sıra gelecek tabii ki ona. Belki hani o da böyle ışıltılı pırıltılı ya. Çok duygusal bir kız bence. Duvarları olan bir kız. Evet öyleyim. Ve onları kullanıyor mu? Evet. Duvarlarını kullanıyor. Ya beni rahat bırakmıyor ama. Çok büyük bir sen yarışmacılar mı kullanıyorsun çocuğum? Yok ben şey diyorum yani bu kadar. Neyi sevmiyorsun? Yapıştı. Ya arkadaşım rahat bırakıyorsun kızı kullanıyor. Diyor ki söyle ki istiridye gibi olmuş. Ne diyor? Diyor ki söyle istiridye gibi olmuş. Diyor ki söyle istiridye gibi olmuş. Diyor ki söyle millah. Evet abla. Diyor ki söyle ki istiridye gibi olmuş. Ne diyor? Diyor ki söyle istiridye gibi olmuş. Diyor ki söyle millah. Evet. Yani biliyor musun ne kadar değerli? Evet bence de. O inciyi çıkarabilmeleri için insanların evet. ne kadar derinlemesi gerekiyor. Anlatamıyorum. Ya çıldıracağım abla gerçekten istiridye felsefesi mi yaptın bize ya? Ya gözünü seveyim istiridye felsefesi mi yaptın ayaktaki abla bize ya? Gözünü seveyim ne alaka neye oraya bağladın ya? Bir istiridye çıkması için insanlar ne kadar emek harcıyor biliyorsun değil mi? İşte bilemezsin.
Fark etmekte de bir dünya markası kendisi. Esma Hanım anlatamıyorum. İlk önce güzel der sonra kötü olur. Kötü der sonra güzel olur. Kemal Bey ben Allah konuşmayacağım. Sen biliyorsun amin. Amin. Neden? Amin. Harbiden amin. Neyse. Harbiden amin. Esma'yı kullanıyorsun kendin söyle. Esma'yı kullanmam estağfurullah. Esma Rabia. 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 Rabia'yı kullanıyorsun kendin söyle. Bu kadar söyle. Komik olan nedir? İsimler karıştı. İsimlerin karışması bile vallahi billahi ya. Herif her şeyle dalga geçiyor. Mükemmel bir karakter ya. Hani... Komedi subjektif. Komik olan Kemal. Tek. Komedi subjektif de doğru. Bir şey var, senin tavrın şu an. İsimleri yanlış söyledim. Kıraathanede oturursun. Size göre komik olan şey bana göre olmayabilir. Doğru düzgün oturursan sevinirim. Sizi kırmayacağım. İnsanlar seni izliyorlar. Teşekkür ederim. Ama komedide her zaman herkesi mutlu etmek zorunda değildir ama. Ve sen kıraathanede... Mesela senin yaptığın komedi genelde seni çok mutlu ediyor. Ben de oturur gibi bacaklarını ayırarak kızların arasında oturur. Kemal Doğulu'dan nefret edenlere gerçekten birazcık böyle mutlu ediyor. Olmaz. Veya arkadaşlar işte Esra Erol programındaki şu tarz yarışmacılardan nefret edenlere. O yüzden istemiyorum. Önyargılı değilim o yüzden. Böyle yarışmacılardan nefret edenleri mutlu ediyor. İnsanları bir rahatlatıyor. Farklı bir tarz. Ama sen böyle birazcık fazla bel altına. Senin mesela katıldığın başka programlarda var mıydı? Dur bakayım. Korcan, Cin Emre, Çarkı Felek mesela. Sen Çarkı Felek'e de katılmıştın hocam. Hiç unutmam. Hiç unutmam. Ve Türkiye hazırsanız evet. Beklenen geliyor an gel. Vardı korkular, gelecek yıllar. Evet. O zamanlar daha sempatikti ama sen biraz fazla bel altına indirmiş ya. Doğru. Kırarak biraz dik dur. Biraz dik dur. Evet. Biraz... Çok lavabali. Bu ne lavabalilik ya? Kendine gel. Daha kararındaydı bence. Yaşlandıkça arkadaşlar bir tık yolundan çıkmış. Şuursuz. Tabii aynı adam. Daha önceki... Riyaz Ezeciğim görüşün. Şuursuz mu geldi? Ne lavabalilik ya? Şuursuz mu geldi? Kendine gel. Azeri şuursuz. Daha... Şuursuz geldi. Önceki programlarda şov yapmış olabilirsin de yavaş. Sinirlendim neyse. Harbiden sinirlendim. Daha önceki programlarında şov yapmış olabilirsin derken hani burayı trolleyemezsin demek istiyor. Şuursuz. Kimde kalmıştık? Rabia'da. Devam et Rabia. Tamam diyorum ki Doluluğu çok seviyorsun ya. O elinde eldiven var. Dantel bu arada severim dantel. Diğer elinde keşke boş. Bir parmağına da yüzük taksaydın. Ya, evet. Anlat abla. Yüzük kullanmak istemedim açıkçası. Çünkü yoksa var gidiyor. Sence yüzüğe gerek yüzük var mı bu kadar aksesuar içinde? Var çünkü kendisi böyle seviyormuş. O da ya, boş yüzüğüm var yani. Tane. Yoksa yüzüğüm vardı içeride bir dünya aksesuar. O zaman diyorsun. Kendisi ama böyle seviyor diye bir şey ama yüzüğü tümellerim de seviyorum. Ne alakası var ben eleş... Arkadaşlar şu chatteki Emir Sarp Karabey var ya o hangi hesabı açar açsın onu banlayın. Onu banlayın. Yok onun kafa yapısı bize uymuyor. Evet. 30 kere banlandı çünkü. Onu direkt banla. Ama diyor. O 3-5 tane daha hesap yapıyor. Bir de bana mail atmış geçen gün. Abi benim hesabı bana kaldır diye. Onun kafa yapısı bize uymuyor. O birazcık avel. Evet devam. Geçen böyle seviyorum. Anlamıyorsun. Ben de diyorum ki böyle seviyorsan madem hiç boş bırakmasaydın taksaydın. Ay benim için kavga ediyorlar. İçine kapanan Korcan'dan yorum alayım. Bende mi sıra? İçine kapanan Korcan mı? Evet. Maalesef sende sıra evet. Esma Hanım. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bilmiyorum. Özür dileyecek herhalde. Özür dileyeceksiniz değil mi? Abi ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin ya. Yok teşekkür belanı ederim. Mesafe iyidir her zaman. Özür mü dileyeceksin? Şimdi seni al. Özür dilemeni beklerdim. Özürümü kabul etmediği için şu an... Hayır özür dileyecek gibi değil mi? Sanki evlenme teklif edecekmiş gibi durdu. Ben hiç evlenme teklif etmedim. Çok yanlış. Nasıl evlenme teklif etmedin ya? Evlenme teklif eder gibi olunca... Bu neydi? Bu neydi hocam? Bu da bir evlilik teklifi sayılır. Yani senin bu programdaki olayın bir tık evlilik teklifi sayılır bence diyelim. Yanlış anlaşılıyor. Özür dilemek için diz çökmeye gerek yok. Ne yapmak lazım? Özür dilerim. Gözün... Aziz Allah. Çıkar. Samimi olmaz. Hayır hayır bak gözünü çıkar. Korhan mıydı? Kemal Korhan'ı Morhan'ı bırak şimdi. Ne Korhan'ı abla? Daha demin de Kemal Bey Koray dedi ya. Kemal Bey bu kadar gerinmeye gerek yok. Bir sakin anasını satayım ya. Aa Kemal Bey çok agresif ya. Korhan. Korcan. Gözünü çıkar. Daha deminki üslubumdan dolayı özür dilerim. Ben bir şey demedim ki niye özür diliyorum? Ne oldu ki abla ne yaptı? Ayaktaki hanımefendinin ismi neydi? Esma mıydı? İstiri diye dedin. Halim tavrı çıkıyor. Konuşmuyorsun. İstiri, bir insanı istiri diye gibi demek arkadaşlar arkasından özür dilemeyi gerektiren bir şey midir? Mine Nur, Misse, o Michella. Gerekiyor mu sizce arkadaşlar? Konuştuktan daha iyi. Yorum yapsın. Yani bence çok da ne bileyim yani. Hani daha tuhaf hareketleri de bulundu. Daha tuhaf hareketlerde de bulundu çünkü. Bir söyledi yorum ben yapan yok. Yok asla yorum yok biliyorum. Yani. Tamam, sadece boş beleş konuşmalar. Onun niye ben özür dilememe geldi? Senin kıyafetini beğendiğim için buradasın. Evet. Ha. Dolayısıyla buna yakışan hareketler yap. Anlıyor musun? Evet. O detayı söylemeniz hoşuma gitti. Ne diyor? Abi istiridi gibisin. Mesela bunu özür dilemene gerek yok o için. Dolayısıyla... Çünkü sen de istiridiği gibisin mesela. Bunlar karşılıklı. Buna yakışan hareketler yap. Anlıyor musun? O detayı söylemeniz hoşuma gitti. O detayı söylemeniz hoşuma mı gitti? Şimdi evet. Özgüven patlaması yaşıyorum. Şu an evet, ben de bir patlama... Yemin ederim vallahi bile ilkokulda ben de böyleydim ya. Patlatırım senin özgüvenini. Şu an fenayım. İlkokulda ben de böyleydim. Trolleyim derken vallahi bile böyle en şiddete karşı hocadan bile dayak yemişliğim vardı ya. Egon benim legom olur bak. İzlediğiniz ya.
Your ego is my fucking Lego. Şamşam bu. Evet, yakaladın mı Damlacan, Eskuş'um, şalgam sever bacı, yakaladın mı? Bunu patlatırım senin güvenini. Senin egon benim Legom olur bak benim. Oranı avradını. Egonla oynarım demek istedi Eray Gökmen. Egonla oynarım demek istedi Marazan 28. Bak Lego bunu yazacağım. Eleştirmek istiyorum. Bunu yazacağım. O yüzden, canım benim Tamer'in delikli çorabı. Lütfen içeriye uzaklı şeyler yazarsan daha mantıklı olur. Sıçtırtma şimdi ayağını. Yorum yap, adam gibi yapacaksan yap. Yoksa senin egon benim Legom olur ha. Yapmayacaksan bütün gün oturtacağım seni orada. Hiç sesini bir açtırmam. Evet. Esma Hanım gerçekten özgüvenli bir kıyafet giymiş her kadın bir kere bunu giymez. Hele bir gece veya akşam buluşmasında giymez yani. Giymez, doğru söylüyor. Doğru yorumlar. Doğru yorumlar. Ama bu özellikle ben aslında Esma Hanım'la flört etsem, böyle giyse mesela. Flört mü? De şey olur. Varsayı bunlar. Varsayı. Ama çok şey olur. Diyelim ki bana çok malzeme veren kadınları ben severim böyle. Espri çok yaparım ben bu kıyafeti çünkü yani. Senin... Nasıl yani lan? Ne demek istiyor lan? Ne demek istiyor? Kız arkadaşın var mı? O bakımdan. Benim mi? Ya sen gerizekalı mısın? Tamer'in delikli çorabı. Bak bir dakika beni duyuyorsun değil mi? Tamer'in delikli çorabı. Şimdi seni uyardım ya hani. Aynı şeyleri üst üste yazma diye. Sen niye aynı şeyleri üst üste yazıyorsun Tamer'in delikli çorabı? Sen beni duyuyorsun değil mi şu anda? Algın açık değil mi Tamer'in delikli çorabı? Hı. Arada oluyor arada. Duyuyorsun değil mi? Olmuyor. Dur bir daha bakalım arkadaşlar. Bir daha bakalım ne yazacak? Ona göre ya banlayacağız ya da timeout olacağız. Bakacağız arkadaşlar. Ben buradayken. Bakacağız duruma göre. Konuşma. Öfke detoksu devam mı arkadaşlar? Bakacağız duruma göre. Bakalım ne yazacak? Olur mu? Gerçekten çok... Bakalım ne yazacak chat ona göre. İyiyim. Allah sabır versin. Sadece ver. Gerçekten. Yok yok estağfurullah. Emin ol ki. Çirkinleşti çünkü. Soyadında cin var. Cin gibisin maşallah. Aynen. Bitti mi yorumun? Yorum yapmadın ki. Yapmadın ki. Boş konuşuyorsun. Beş buçuk çerçen çerçen konuşuyor. Ya yorum yapacak vizyon yok Kemal Bey. Yorum bir Allah aşkına tertemiz bir yorum alayım. Moda zevkini merak ediyorum. Gerçekten temiz bir yorum alalım artık. Yok var. Artık temiz bir yorum alalım. Esma Hanım. Böyle sıkışmış bir ruh görüyorum ben Esma Hanım'a bakınca. Evet. Küre de vereyim mi önüne? Böyle şey gözünü gibi. Gözünü kapat iyice aslında bana da. Aslında gotik bir tarz. Sabahtan beri aynı şeyi yazıyor çünkü. Yani bir kere falan yazsa eyvallah güleriz de. Aynı şeyleri sürekli yazınca merak ettim yani. Onun için bir bakacağız duruma göre. Kimsemek istiyorum. Alakası yok. Nasıl danteli var? Alakası. Dur bakalım ne yazıyor merak ettim. Siyah. Her dantel gotik mi? Dantel gotik değil. Çıkardım. Artık yok. Siyah da. Evet dantel gotik. Seviyor. Gözlük camları da teleskop gibi. Dantel gotik derken şu anda hakikaten bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Mikropları daha iyi görüyorum. Ama şu anda gerçekten tesettür gotik kombin mi yapıyoruz abla gerçekten çıldıracağım ha. Bu nasıl bir kültür karmaşası? Evet çok güzel. Anladım ne? Ki bu da senin için sadece. Bu nasıl bir arkadaşlar kültür karmaşası? Bir dakika ha yazmış arkadaşlar. Ne yazmış? Bir dakika dur bakayım. Bir dakika bunu ne yazmış arkadaşlar? Sabahtan bir mesaj geçmişine bakalım chat. Tamer'in delikli çorabının arkadaşlar mesaj geçmişine bakıyoruz hemen. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Tamer'in delikli çorabının mesaj geçmişi. Halil Eşko'nun babası doğurmuş demek istiyor. Dur bakayım hatta ekrana verebiliyor muyum bu görüntüyü? Nereye kayboldu lan? Lan dur nereye kayboldu lan? Dur bir dakika dur. Dur. Bir saniye dur mesajlar. Dur bakayım bunu verebiliyor mu? Veremiyoruz galiba. Dur bakayım verebiliyor mu? Verebiliyoruz. Chat görüyor musunuz şu anda? Ekranda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ekranda görüyorsunuz değil mi şu anda arkadaşlar mesajları? Şu anda gözüküyor değil mi arkadaşlar? Şu anda gözüküyor değil mi arkadaşlar yazdıkları? Gözüküyor. Bakalım arkadaşlar Tamer'in delikli çorabı neler yazmış neler yazmış. Afganistan Cumhuriyeti. Afganistan Cumhuriyeti. Bizimkini dert sanıyorum. Halil Eşko'nun babası doğurmuş demek istiyor. Halil Eşko'nun babası. Hülya Mizgin. Cüneyt Efendi. Ebesinin nikahı. Tarzını sikim demeye çalışıyor. Vermem buna. TikTok çekiyor kesin Beyza. Hot. Bakayım 31 santim. 6 ay. Bence les. Abi seni özledim. Yanına amık yazıyor. Halil Eşko'nun babası vibe aldım. Abi çıldırtacaksın beni. Vallahi billahi. Bak ne yazmış bir de. İşsizliğin son noktası. Bir de bunu yazan bu. Bakalım abi. Bir dakika. İstiriciler yakak. Ne? Abi Halil Eşko'nun babanın ayağı gibisin. Abi Halil Eşko'nun babasının ayağı gibisin. Abi sen vallahi inanılmaz bir insansın. Sen iyi misin yavrum? Sen gülüm benim. Sen iyisin değil mi? Senden bir Ormanlar Market vibe almaya başladım. İyisin değil mi? Yavrum benim. Hani duruma göre sence banlayalım mı seni yoksa düzelir misin? Hocam Tamer Eşko'nun delikli çorabı. Tamer Eşko diyorum kendime ya. Kendime Tamer Eşko demek istedim. Allah kahretsin Tamer Eşko yazdım kendime. Ne diyor? Yeah. Abla yasakla gitsin siktir git ya. Yasakla gitsin. Neyse devam chat.
Devam chat, yasakta gitsin, devam. Sen tadın. Evet. Şuradakiler. Evet. Teşekkürler. Evet. Ya, insandan getiren bir kızların hepsi birbirinden güzel. Evet. Dolayısıyla hakim. Yasakta gitsin, devam hocam, devam hocam. Kim oldu kendi libidona bir? Sakin ol. Libido mu? Allah kahretmesin. Tamam. Ne yediysen artık duvarlara tırmanacağım biraz da. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, öyleli mi? Abi gözünü seveyim, sen bunu gerçekten buraya yapıştırdın mı Kemal abi? He? Halleşko'nun babası vibe aldım. Halleşko'nun babası vibe aldım. Halleşko'nun babası vibe aldım. Allah kahretsin, bunu gerçekten buraya yapıştırdın mı ya? O yüzden... Duramıyor zaten, titriyor. Sakin ol. Titriyor mu? Siz böyle abuk sabuk gerçekten böyle bir sapıklığa gülerseniz abla, bu adam da yapar bunu ya. Niye gülüyorsun oğlum? Ediyorum. Çok boşuna gitti sapık. Niye gülüyorsun? Bu ne gülüyor? Tamam. Sporda takviye ediyor. Ben inandırıcı gelmedim. Üst kemiklerle... bu da gülüyor. Neyi kastettin? Şuradakiler. Ama biz burada yüz hatlarına ya da hani... Yani biz de yüz hattından. Yani... Makyajı güzelse makyajına güzel değil. Ama şimdi yüz hattına göre makyaj var. Tamam, bu etrafındaki kızların hepsi birbirinden güzel. Onu diyorum Korcan. O zaman makyajını eleştirebilirsin. Yani. Yani Korcan benim hiçbir şeyimi eleştiremez. Eleştiremiyor zaten şu an. Eleştiremez zaten. Onda yani o şey yok. Usta da yok. Ben rica ediyorum Kemal Bey'den. Benim pas geçebilir miyim? Zaten bitti onun süresi doldu. Bitmeli zaten. Gerginlik. Çağlıcı. Çekime gittiği için biraz daha... Instagram'da az çok ticaretle işin varsa bilirsin. Dümdüz giy. Hiçbir zaman bu senin... Korcan sadece o hareketimi biliyorsun sporda. Var birkaç tane. Göster. Yok, göstermem. Biraz daha ısrar edin. Rezil olacağı için bence çekin. Göstermem, biraz daha ısrar mı edin? Abi Allah belanı vermesin. Evet abla. Neyse şu ilgiyi onun üstünden bir alın çünkü ilgi manyağı kendisi. Çok da ukala. Devam et Çağla. Yani... Abla sen de gözünü seveyim. Yani sen şu çok yüz veriyor şu. Ne? Şu çakal çok yüz veriyor, bu çakal. Bu çakal var ya çok yüz veriyor. Okey, şov yapmak tamam. İstiyorsan yapabilirsin. Harbiden şu anda aynı şeydeyiz, vibe'deyiz ya. Evet. Zaten yapıyorsun ama o gözlük hiç olmamış yani. Evet. O tarzda... Kala mı dedin sen bana? Önceki... Abi ne yapıyor? Allah belanı vermesin ya. Evet abla. Yaşlı olan daha da tamamlayabilir. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun sen orada? Evet, Allah ben işte. Ukala dedim. Biraz daha ısrar etti diye mi yanıma? Ben de ona ukala dedim. Evet. Söylüyor ki sen bana ukalam dedim, beni tehdit ediyor. Bana ukalele dedim. Tehdit mi ediyor? Evet. Ne yapıyor tehdit edip? Kendine söyle. Ne tehdit ediyor? Tehdit ettin az önce. Ne zaman ettin? Söyler misin? Ben bir şey etmedim. Etti. Sana sorarsak sen sütten çıkmış ak kaşıksın. Evet. Korcan vallahi eskiden çok böyle kararında trollüyordu ya. Dedim. Eskiden çok kararında trollüyordu, burada bir tık dozu aşmış ya. Kıza net sen söyle bari. Ben dedim Esma Hanım işte niye eleştiriyorsun, hala o konuyu konuşuyorsun. Alakası bile yok. Evet, alakası bile yok. Sen... Alakasın yok. Birazdan çıkmayacak mısın Allah'ım diyor, bekle. Allah'ım sabır ver sen bana yarabbim. Kim çıkmayacak? Söylemedin mi? Neyi? Hem de yalancı. Onu anladık zaten. Evet. Labaliliğe gerçekten kıl alıyorum. Gerçekten sinirleniyorum. İkinci ultimatom mu geliyor? Evet, emir ediyorum hatta. Ne diyor? Emir veriyorum ultimatomdan ya ziyade. O ince bir... Ultimatomdan ziyade emir veriyor chat. Çizgi vardır otur. Ya, ince bir çizgi. Otur. Ben de bilirim böyle oturmayı. Ya ama Kemal Bey... Bu... Kemal Bey otur olabilirsiniz bu arada. Kemal Bey siz de öyle otursanız beni rahatsız etmezsiniz. Bu arkaya bir şey koymamışsınız. Tamam daha iyi otur. Sana göre mi hazırlandı? Böyle... Kemal Bey çok özür dileyerek bu yarışmacılar da niye böyle bir tahtaya oturttuk onu da anlamadım ya. Yarışmacılar da tahtada oturuyor. Alamadık mı şuraya 4 tane bir oyuncu koltuğu? Bak hala bacaklarını ayırıyor, delireceğim. Ha? Baksana yarışmacıları koymuşlar tahtanın üstüne. Burası sek değil ya. Bu ne arası? Survivor'da mıyız? Birazdan vallahi koracağım arkadaşlar. 2 dakika sonra koracan olur gibi. Nerede o? Nerede o? Aha. Vallahi bile koracan olur gibi. Cumali... Nerede o abla? Nerede abla? Evet abla. Düşerken... Şimdi Cumali orada talihsiz bir olay. Şimdi bakın hop düştü. Baba Survivor Berçin'de miyiz? Neredeyiz arasını satayım? Vallahi billahi ya. Evet abla. Evet abla dur neredeyiz? Nerede kaldık? Evet. Yalnız. Biz bir oyuncu, o da doğru lan Pamuk Şeker. O da doğru, Allah kahretmesin Pamuk Şeker. Sese gireceğiz sanki. Niye böyle sıra getirdiniz? Çağla devam et canım. Arkama yaslanmam lazım. Tamam, edemiyorum yani, bana sıra gelmiyor ki ama. Sıra geldi, sen de miydin? Tamam, yani burada değilsin bile. Tamamen yoksa seni çıkarmayacağım podyuma. Nasıl podyum? Vallahi. Podium evet. Burası ne? Sana da sıra gelecek. Ya sen millete soruyorsun, sen çıkmayacaksın mı diye. Sen çıkmayacaksın mı oraya? O iş var mı? Kemal Bey kendisi burada değil ya. Bence. Zorundaki okuyuculuktan bir tane kolye, altın kolye kazanıyorsun. Aa ben böyle... Tabii bunu bilseydin belki daha ciddi olur muydu? Nasıl bilmiyorsun ki zaten? Altın kolye mi? Direkt geldin. Ya unutmuşum kolye ya. Kolye bir detayı unuttun mu birden? Hocam kolye detayı unutulur mu ya? Az yaşayınca unuttum biraz oraya çıkacağım. Kendi şovunu göstermeye gelmiş kesinlikle. Evet. Yani, gösterdiği bir şey yok. Gerçekten böyle tansiyonu yükseliyor. İşte o öyle düşünüyor yani. Ya kırmızı kart. Ya gözünü seveyim ya, Allah seni de kahretmesin be abla. Gözünü, sen daha fazla trollsün ya. Sen Korcan'dan bir tık rahatsız edicisin ya. Cahille sohbeti kestim diye oradan çıkardın pis mendili ya.
Efendim. Ya sok şunu geri gözünü seveyim, bu daha kötü ya. Kemal Bey. Cahille sohbeti keserim çok oldu. Kesin artık kesemediniz ama. Labali. Bak, gerçekten. Bak, bak. Vallahi bu daha kötü ya. Vallahi titretiyor burayı arkadan. Tamam hoş, ignore edin, görmezden gelin yok sayın. Çünkü siz ona, biz ona ilgi gösterdikçe tamam, o saçmalamaya başladı. Birazdan alacağım gazını veriyorum. Tersin ikisi olduğunu bilmiyor demek ki. Birazdan dalacağım. Aha dur dur, o sahne geldi. Gerçekten dalacağım, kameraların önünde dalacağım. O sahne geldi, dur. Tersin pis benim, bilirsin bir televizyonda. Bak hala. Abi bu hareketi artık bir şey söyleyeceğim. Bu ne yapıyor oğlum? Manyak mısın lan? Oğlum bu ne yapıyor? Sen de gülüyorsun abla. Buna gülünür mü? Sapık mısın ya? Abla manyak mısın anasını satayım? Düşünsene ileride mesela, arkadaşlar düşünsene. İleride çoluğun çocuğun olacak. YouTube'u bir açıyorsun böyle bir görüntü var. Amenna. Mamma mia. Düşünsene ileride çoluğun çocuğun olacak. İçeride düşünsene bir açıyor anasını satayım. Şimdi yargılamak istemiyorum ama. Yargı o kadar da arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi ya? Sinirden mi gülüyor? Ulan bu sinirlenir mi? Oğlum bu sinirden gülünür mü chat ya? Kavga var. Sinirden gülünecek bir şey mi ya? Ya doğru düzgün otur ya defol git buradan. Defolayım mı? Evet. Ya doğru düzgün ben otur. Defol. Ya Korcan eskiden vallahi daha güzel yapıyordu ya. Korcan eskiden iyiydi ya. Ya defol git burada. Korcan eskiden iyiydi hocam, ne güzel vallahi bile. Çok kararında geliyordu, trollüyordu. Ben defolu değil. Abla sen burada artık bence burada sıçmış. Burada sıçmış. Defolayım mı? Evet. Ya doğru düzgün otur. Defolu ya defol git burada. Ben defolu değil. Defolup gider misin? Şu an git. Defolup git diyor, ben defolu değilim diyor ya. Şu an defolup git diyor, ben defolu değilim diyor ya. Gözüm görmek istemiyor seni. Sıran gelene kadar çık buradan. Biraz daha ısrar. Çık dışarı. Biraz daha. Sıran gelene kadar dışarı. Biraz daha ısrar. Tövbe estağfurullah ya. Biraz daha. Şu an dışarı ben... Biraz daha. Abi gülmek de istemiyorum ama yani. Dışarı. Merveciğim iyi ki varsın. Biraz daha. Sıran gelene kadar dışarı. Biraz daha. Şu... Abi çıldıracağım Kemal'e bunu. Kemal'le çok güzel oynuyor ya. Kemal'i Lego yaptı şu anda ya. Şu an dışı ben gidiyorum yoksa. Ciddiyim. Yönetmenim o gidiyor. Sırası gelen. Kemal'i Lego yaptı ya. Ne kadar alın bunu buradan. Yönetmenim... Alın bunu buradan. Yönetmenim gidiyor. Alın bunu buradan. Bunu buradan al yönetmenim. Evet. Alın beni. Ben mi geleceğim? Ben gidiyorum bak. Kemal'e bak. Sakin ol canım, tamam. Evet sakin ol canım. Abi part 1 nedir? Allah'ını seversen şu anda 2008 YouTube'da mıyız ya? Programı tek part koysana ya, part 1 ne ya? Bu ne? Burası ha? İzdivaç programı da bizim mi haberimiz yok? Aa dur geri gelmiş chat, gitmemiş dur. Dur dur gitmemiş, devam edelim mi chat? Devam edelim mi yoksa sonra mı izleyelim, devam edelim mi? Bence devam ya. Böyle devam. Bence devam ya. Edersen diskalifiye ederim seni. İlk defa. Buradaki hocam. Herkes senden... Devam devam chat, devam ya. Devam şimdi. Ayrın enişte iyi ki varsın. Rahatsız taciz ediyorsun insanları. O programdan bu programa... Ne diyor? Dişisini giyin eski. İlk defa. Buradaki hocam. Herkes senden rahatsız, taciz ediyorsun insanları. Hocam seninki artık ben anlamadım ama karşı tarafta gülüyor. O programdan bu programa koşturuyor ve sen adım diskalifiyeye doğru gidiyorsun. Güzel günlerdi onlar ya. Güzel günlerdi. O günler güzel günlerdi hocam. Ben vallahi senin videoları döndürüp çok izlemişimdir. Mesela çarkı felek videona ben daha çok gülerim hocam. Bir dakika onu öyle geçemezsin. Çarkı felek videona çok gülerim. Kelime oyununa katılmıştır mesela, güzeldir. İzdivaç programı zaten best. Ya geçirdiğin günler de umurumda değil, katıldığın programlar da umurumda değil. Aa hareketlere bak. Hareketlere bak. Sen seni getiren de ben. Allah benim cezamı verseydi de. Getirmeseydin. Bu ne ya? Kemal'i çok iyi oyuncak yapmış ya. Kemal Doğulu'yu fena oyuncak yapmış ya. Yönetmenim diskalifiye ediyorum ben. Gene mi diskalifiye? Yarışma. Abi bu tarz programların olayı budur chat. Bu tarz programların çok yüksek dozda rating getiren arkadaşlar, yarışmacıları vardır. Onları prodüksiyon, yapımcılar falan gözden çıkarmayı göze almaz. Ve o yarışmacıları şımartırlar da o yarışmacılar bir zaman sonra arkadaşlar psikolojik sıkıntı yaşarlar arkadaşlar. Ve kendi evlerinde kendi boklarını yiyerek genelde arkadaşlar böyle ölürler yani, o şekildir. Mesela bunlara örnek arkadaşlar Master Chef Murat. Mesela Master Chef Murat arkadaşlar, ondan sonra Survivor Taner. Yani bunları böyle alttan alırlar. Bunlar da arkadaşlar ama çok kararında başlar bu tarz yarışmacılar. Ya çok harbiden programı taşırlar yani sırtlarında. 10 numara böyle devam ederler hocam. Ondan sonra bir zaman sonra arkadaşlar bunlar yavaş yavaş kafayı sıyırır. Hem kendileri kafayı sıyırır hem bir şey yaparlar. Ve yapımcılar bunları arkadaşlar dışlarlar. Kullandıktan sonra arkadaşlar bir Amenna. Kağıt mendil gibi bunları atarlar. Mesela arkadaşlar işte benim stilim Bahar Candan. Mesela lap diye elerler hocam. Ne bonobale. Bu adam mahallede nasıl kuruşu? Bunu arkadaşlar mesela Bahar Candan programın arkadaşlar. Yani reytingi
sırtında taşıyan yarışmacılarından biridir. Bunu böyle kullanırlar, kullanırlar, ondan sonra elerler. Ya tamam işte, elen, Bahar elendi. Bu yarışmacılar da zanneder ki arkadaşlar kendileri birinci olacak. Ulan programı ben taşıyorum. Beni kesin birinci yapacaklar, paraları bana satacaklar. Yok, yok cız. Kullanır, atarlar hocam. Evet. Bunlar hep böyle kullanan tıraş bıçağı yani chat. Kötü. Yorumunu bitir Çağla. Sırası gelene kadar istemiyorum onu. Yani çekim için tamam, kabul ediyorum ama gözlük hiç görmediğim bir şey bu. Yani burada arkadaşlar suçlu acaba yarışmacı mıdır, yapımcı mıdır? Bunlar. Yoksa ikisi birden midir? Bence ikisi birdendir ya. Bence gördün mü böyle bir şey? Kullanan da bence arkadaşlar, kendini kullandırtan da bence manyaktır yani, haksızdır. Tasarım olduğu için görmemiş olabilir miyim? Çünkü evet, sen tasarlıyorsun. Yani evet. Cemrolicim nasıl yani canım benim? İşi benzeri yok. Evet. Bu ne zaman bitecek derken? İşi benzeri olmayan bir şeyi ben giymeyi tercih ediyorum. Evet, bu benim tasarım. Bunun çekimine ama gidiyorum. Ama sokakta bu çok fazla. Sokakta değil yani mi? Işte arkadaşlar Sami Reis 11'i banlayalım. Ama çekim için bunu okay zaten giyen zaten ne yapacak biliyor musun? Gömleği giymeyecek. Etek ve ceketi giyip bu gözlüğü takmayacak. Ama fazla takmayacak olan etek ve ceket zaten. Bak bunu giy... Hayır, ikisi de tam olan takımdır bu. Sen evet. Ben sana bunu dümdüz bir halde gösterdiğimde de bunu beğeneceksin. Bunu beğenmeme gibi şansın yok senin. Sen yaptın. Evet çünkü ben yaptım. Lütfen. O gözlük yeter. Hiç olmamış o kombine. Evet olmamış olabilir. Kime göre? Estağfurullah, estağfurullah. Neye göre? Bana göre. Sana göre olmadı, bana göre okeyse tamamdır. Evet. Teşekkürler Kemal Bey. Peki sıradan alayım yorumu. Ay. Ben çok abartı buldum. Evet. İsmet'i de banlayalım. Neyse. Ben banladım zaten. Sıkıntılı tipleri hemen banlayalım arkadaşlar ya. Su rica edeyim. Evet. Devam. Kolye olmasaydı daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama genel olarak değişiklik var. Seni kırmayacağım bak, kolyemi de çıkarayım bir de öyle gör. Değişik bone tasarımların var mı? Evet. Taşlı bonelerim de var. İçeride taşlı şalım var kafama taktım. Ay daha taş olmasın. Getir abla taşlı şeyi. Hayır bunun üzerine değil. Farklı kombinlerim de var yani. Yani styling aslında yapmak yardım başka mi bir şey. Giyinmek başka bir şey. Evet, styling işte, yapmak başka bir şey. Ben zaten dışarıdaydım mesela iş kadınlarını yani da ekstradan. Ya tabii ki şimdi sen bunu takım olarak gömleğiyle takım satacak olsan illaki de o gömlek giyilecek diye bir şey yok. İllaki bu kolye takılacak işte diye bir şey yok. Konuşur musunuz biraz? Hayır, ben finalde konuşmayı tercih ederim ama şimdi tamam, bir araya girdim. Tamam tamam bunu. Yani olmasaydı daha iyi olabilirdi belki. Çünkü her yer ince. Çok yoğun. Bak. Evet abla gözünü seveyim, üstüne ampuller mampuller. İşte senin bunu yorumlayabilmen için böyle 40 fırın ekmek yemen lazım, tamam? Ya Allah'ını seversen ne alakası var ya? 40 fırın ekmekle ne alakası var? Kız senden ne aşık, kızın kulağındaki küpeyi çıkartıp üstüne takmaya çalıştın ya. Gözünü seveyim, bir de Allah'ını seversen bir de ego kırılması yaşama bana ya. Çünkü şu an sen kaç yaşındaydın? 21. Kaç yaşındasın sen? Dayarak böyle bir abla hemen bak şu anda öfke krizi geçiriyorsun. Sen şık değilsin. Ben 40 fırın ekmek yememiş dahi olsam sen şık amenna falan değilsin. Sen avamsın, görgüsüzsün, fazlalıksın, ceketinde bok gibi. 21 yaşındasın, çok basic. Doylutçu bir iki varsın. Basic giyinen, tatlış bir kızsın mesela, anladın mı? Ben daha çok iş kadınlarına, farklı tasarımlar üstünde taşımak isteyen, farklı olmak isteyen. Ha sen diyorsun ki yani ben farklı zümrelere hitap ediyorum. İş insanlarıyla oturup kalkıyorum. Sen küçümensin. Sen kendi haline bakacaksın. Sen fakirsin. Ben iş insanlarıyla buluşuyorum. Büyük paralarla oynuyorum falan. Hiç öyle bir şey yok. Bugün bütün fakirler, geçen gün Twitter'da bir tane çingene videosu vardı. Çok değişik. Böyle çok affedersiniz chat. Böyle virgin diyelim ona. Virgin belgesi almış bağırıyor böyle hani kocasının bir taraflarına falan vuruyor. O bile gelip seni yargılayabilir. Eşi bir... Yargılayabilir. Benzeri olma... Diskalifiyesiniz. Olmayan şeyleri, özel şeyleri seven kadınlara hitap ediyorum. Ve bu ceketi sen beğenmiyor olabilirsin ama... Öyle bir şey yok. O zaman bu kız da genç kesime hitap ediyor. Sen de görgüsüz kesim olarak bu kıza o zaman yorum yapamazsın. Bu böyle karşılıklı chat bu işler. Onlar bunlara yüksek mevlalar verebiliyor. Bence çok nadir insanlar vardır yani şu senin... Mami acaba iki varsın. Tarzını beğenen. Evet. Çok doğru. Yani onda bir falan. Onda bir değil canım. Onda bir falan. Onda dokuz diyebiliriz. Onda bir kısmı da senin gibi insanlar. Korcan nerede bu arada? Korcan komple kayboldu. Ben olmak bile istemem. Hayatta alamazsın zaten. Sen zaten ben olamazsın. Bu yani çok vasatın vasatın vasatı. Modernli. Vasatın üstü bile değil. Bu kadar yoğunluk. Ayrıca... Abla bir şey söyleyeceğim. Yani seni öyle artık yorumlamaya başladılar ki. Böyle senin alt tabaka olarak gördüğün insanlar bir de bunlar. Sen şu anda yani... Sen şu anda var ya sana gel jüri ol deseler olursun. Hani öyle bir egodasın. Öyle bir yorumluyorlar ki senin şu anda duruşun değişti, farkında mısın? Boynun düştü resmen, boynu düştü. Hayır, güzel parçalar ama çok kız bu kadar bir şey söyleyebilir miyim? Bana vasat diyebilmesi ilk önce bir vizyona. Bir... Abla sen niye böyle insanlara sürekli vizyonsuz? Tamam en vizyonlu sensin ya. Bakıyorum. Bir gel sen şu an neye güveniyorsun biliyor musun? Fiziğine. Tabii başı eğilmedi, başı komple koptu şu anda. O duruş. Fiziğime değil, kıyafetime de, bu benim tarzım. Evet, o senin tardım, bu da benim tardım. Vasat az önce söylüyor ya 40 fırın. Sen söyleyebiliyorsun. 40 fırın ekmek yemen lazım. Evet, çok doğru. Sen 21 yaşındayken ne yapıyordun acaba? Abla hepinizi aşağılıyor.
hepinizi aşağılıyor. Şimdi buz soydum. Sen 21 yaşındayken eminim. Yaşta buz soydum düşünmüyorum. Yok canım, hiç o kadar eminim. Olmadı. Hepinizi aşağılıyor. Kendini burada görüyor. Herkesi aşağılıyor şu anda. Evet evet. Tarzın yaşla zaten ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çok abartılıyorum. Küpeler ve kolyeler çok abartılıyor. Tarzın yaşla bir alakası yok zaten. Bunları neyle tutturdunuz? Abla sen de giyindin asıl, Allah kahretsin. Jüriye bak, Allah'ını seversen ortada paçalı tavuk gibi geziyor ya. Bunları kuş gözlü makinesiyle açıp hepsini tek tek elimle yaptım. Elimine mi? Bu şekilde bak. Bunları delmişsiniz. Evet, ceket ve etek delindi. Abla çok manasız. Ne gerek var o ampulleri oraya taktın ya? Kuş gözü makinesi ne ya? Gözleri var. İçinden geçmiş evet, galiba. Evet. Bunları... İçinden mi geçmiş? Evet biliyorum. Biliyorum. Hepsini ben kendi elimle yaptım. Elimle mi açtın? El emeği verdim. Kuş gözü açmak elimle, elimle. Makinesiyle. Evet, makinesi, makinem var. Ve elimle yaptım bir şeyi. Abla keşke o kadar emek vermeseydin ya. Ne gerek vardı o kadar emeğe ya? Sümeyyeci mi iki varsın? Emeğin ve saygısızlık olmadığı sürece... Ha o zaman hakikaten yani. Sadece bütün yorumları açayım. Saygı çerçevesi içerisinde. Saygı çerçevesi mi? Ne yaptık? Saygısızlık ne yaptık? Saygısızlık yapan sensin asıl Esma Hanım. Çerçevesi tamam, içerisinde. Vasat diyemez. İnsanları ezen sensin. Vasatsın. Vasatın üstü belediyesin. Vasatsın. Sen de kırkırın ekleyin. Star parçan yok. Benim star parçam belli. Benim star parçam belli. Fenote Pişko. İstediğim yerime sokarım bunu vallahi beni. Star parça diye çıkarım abla. Patlatırım. İstediğim yerime sokarım. Patlatırım bütün parçalarımı. Abi. Sen de onun özgüvenini şimdi düşürüyorsun. Hayır özgüvenini düşecek bir kız. Kızın özgüvenini... Sen merak etme onu. Hiç öyle bir şey. Hiç özgüveni düşecek bir kız falan değil derken öyle hiç yorumlara girme. İşte sen daha gençsin falan filan. Sen bizim zümrelerden değilsin demek istedim. Biz onu abla alttaki mesajı aldık. Koruma değil bir ihtiyacı. Onu koruyorum. Sen de yanlış konuşuyorsun. Evet. Sen neden kırıklarını ekmek yemen lazım? Ben de farkındayım. Evet. Ben de farkındayım. Amenna. Kötü. Ayrı ayrı güzel ama... Tuvaletçi mi iki varsın? Bir arada kötü. Tabii. Çok boğmuş. Ayakkabılar orada kurdele. Orada. Kendini şu anda harbiden yani herkes onu övecek zannettim ve şu anda arkadaşlar egosu fena bir şekilde kırıldı. Herkes onu operasyon çekiyor. Böyle. Orada böyle. Evet. Bu gömleğin kolları, burada bu kolye, burada evet, bu gözlük, burada evet, bu küpeler, evet, deri bunların çantası, bunların bütünüyle Bay Esma markası oluşuyor biliyor musun? Bilmiyorum. Ne diyor? Bay Esma mı? Hocam neymiş bu Bay Esma markası ya? Nerede? Instagram sayfan falan var mı? Ne satıyorsun? Bakmak da istemiyorum gerçi. Etkileşim vermeyelim abla. Ceketim 4200 TL. Ceket 4200'müş chat ya. Biz abi 30.000 dedik de 30.000 yoktur herhalde ya. Ama ola da bilir chat. Bunu ne diyoruz buna? Bone mi diyoruz chat? Kafada bone. Gözlük mözlük. Ceket 4200'müş chat. Bir elimi almak istiyorum. Chat biz 30.000 dedik chat. Görüşleri. 6.000. Yani öyle çok astro... Ne 6.000? ...atıyorsun. Ceketim 4200 TL. Bir elimi almak istiyorum müşteri. 6.000. Ha bütün kombin 6.000 mi? Nasıl lan? Yani öyle çok astronomik fiyatlara değil, satmıyorsun. Değil işçilik. Biz niye 30 bin bu? Abla yalan söylüyor bence ya. Nasıl? Oğlum ayakkabıyı da dahil ettim ben chat. Olan bir. 6 bin değildir. Yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor chat. Ve şu an yani, hiç yerde yok. O zaman şeyler falan yok. Gömlek, memlek, kolye, molye yok chat. Altlı üstü bir tek. Cekette etek. Cekette etek o zaman bir tek. Nasıl tasvir edersin? Chat değil mi? Ceket ve etek. Tabii canım yani. Başka mümkün değil yani. Tarif edersin marka. Ben gözlüğü mözlüğü de kattım içine. Markanı. Nasıl yani? Yani atıyorum. Kendine has, tarzı olan, özgür giyinmeyi seven, diğer insanların ne dediklerine hiçbir zaman takılmayan ve ben bu takımı giydiğim zaman her zaman dikim. Dik bir şekilde hissediyorum kendimi. Abla gerçekten bir şey söyleyeceğim şu anda. Ne gidiyor? Markamızın olayı bu mu? Dikim. Evet, Vatka'yı çok severim ve ben kendi kıyafetlerimi giydiğim zaman her zaman yükselirim. Abla çok değişik, gerçekten mükemmel pazarladın kendini ya. Düşünsenize arkadaşlar mesela Nike, Adidas falan kendini böyle pazarlıyor. Bir zaman düşmem. Kıyafetlerini veya arkadaşlar kombinlerini falan, ayakkabılarını böyle pazarlıyor. Ben dikim. I am dick. Benim bu Little Miss. I am fucking dick. Kıyafetimi amenna giyen insanlar da her zaman... Rolusçu mu iyi ki varsın, bir YouTube'dan geldi. Hoş geldin canım benim, amenna. Bu arada arkadaşlar ünlem kısmetse olur ve ünlem oyun yazdığınız zaman arkadaşlar neyi ne zaman izleyeceğiniz çıkıyor. Yükselir. Söyleyeyim yani. Rabia. Canım benim Nil XOX. Aynı şeyi yazmazsan artık çok sevinirim yavrum benim ya. Sen yorum ya. Sabahtan beri Nil XOX olur gibi. Nerede o? Nerede o? Vallahi bile. Abi kendim yaptım dedi. Abi kendim yaptım dedi. Abi kendim yaptım dedi. Abi kendim yaptım dedi. Beşiktaş maçı kazandı. Beşiktaş maçı kazandı. Beşiktaş maçı kazandı. Beşiktaş maçı kazandı. Tamam yavrum sakin ol, tamam gördük. Gördük abla sakin ol. Aynı şeyleri üst üste yazmayın arkadaşlar. Çok abartı. Zaten görüyorum. Artı demiştim. Yenicim, şey, ünlem kurallar yazdığınız zaman çıkıyor chat. Yeni katılmışsınızdır belki görmeyesinizdir. Nike just decket. Sadece bu kadar. Ve Nilcim canım benim. Kızıl Goncalar'da arkadaşlar Pandemaria. Yarın Kızıl Goncalar 20.00'da 17. bölüm. Tarzı yarın 17. Alakası yok. Evet onu söyledim. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Ama ne çok konuştun. Yesinler seni geldi. Yesinler mi?
Ona da yorum yaptırmak istiyorum. Abla, 3 kuruşluk aklınızda kızı eziklemeye çalışıyorsunuz. Farkında değilim zannetmeyin. Kombine. Bu kız hepinizi tekler. Onun muhteşem yorumlarına ihtiyacım var galiba. Evet, ne oldu? Korcanı salla. Hadi ne oldu? Diskalifiye edemedin. Ha? Kemal Doğulu gücün yetmedi. İyi günler. Onun muhteşem yorumlarına ihtiyacım var galiba. İyi günler. Hocam ne oldu? Gücünüz yetmedi hocam. Gücünüz yetmedi. Canım benim Belilay'cım, banlanırsın. Oyunun saati belli ya hani Belilay. Hani arkadaşlar bugün gerçekten galiba öfke krizi geçireceğim ya. Ya geçirmeyeceğim ya. İptal. Geçirmeyeceğim yok. Belilay'cım canım benim, oyunun saati belli ya hani. Ünlem oyun yazınca çıkıyor ya Belilay'cım canım benim. Kız istemeye gelmiş erkek. Ya iptal chat. Yok geri. Bugün hava biraz sıcak ya ondan. Gibi otur, evet. Kız istemeye gitmişsin gibi dik otur. Yorum yap. Ve lütfen saygılı ol. Hanımlar var karşında. Evet. Yanında, sağında, solunda, her yerinde. Otur şu bakalım. Yorum. Şimdi tam doğru yorum oturuyor. Aferin. Yorum mu yapayım? Yorum mu? Bekliyorum. Abi Pepe izleyek. Pepe ananız tövbe yarabbi ya. Abla neyse vallahi bilir. Ben bir süre chat'e bakmayayım chat. Yüksek sesle yap, duymuyorum çok seni. Çok sinirli bakıyor bana. İçine konuşma, korkacağım. Gözünü de çıkar. Göz temasını göreyim gözünü. Ha, göz teması demiştiniz değil mi? Doğru. Evet. Ben dedim ben. O niye çıkarmıyor? Onu görüyoruz zaten. Kombininin bir parçası, sonra sen de podyumdayken takarsın. Anlat abla. Sana mı soracağım ayrıca? Ya kombininin bir parçası olabilir ama. Allah kahretmesin ya. Ya çok gereksiz bir şaka oldu gerçekten bu kombininin bir parçası şakası ya. Ben yorum yap. Doğru düzgün gör diye çıkartırdım evet. Gözlükleri sana. Evet. Güzelsiniz. Sizi eleştirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Lütfen. Bir an önce başlasan iyi eder. Zaten, kritiklere evet. Başlıyorum. Evet. Konuş artık. Öncelikle yılbaşı süslerine gerek yoktu. Ceketin zaten yeteri kadar şık. Hakikaten bence bir şey söyleyeyim. Güzel benzetme. Evet. Yılbaşı süslemesi şakası güzel şaka. Her yere takmışsınız. Evet. Bende simetri bozukluğu hastalığı var. Acaba doğru taktınız mı orantı olarak? Yemin ederim onu ben de takıldım biliyor musun? Kur'an nimet çalsın onun yani böyle. Yani bir yerde birbirlerine olan uzaklıklarını... Onun düzensiz olması beni de rahatsız etmedi değil. Hesap ediyorum. Çok kafasına göre takmış onları hocam. Sayısal okudum çünkü. Bir ölç istersen. Yok şimdi ölçemem. Türkiye'deyiz çünkü. Ama yani bir şey... Yanlış bir yerinde ölçemezsin. Bir İtalyan kanalında olsaydık yani. Ölçerdik. Ama şimdi şey... Bu eziyeti çekmek zorunda mıyız? Ya çekmek zorunda değil. Sen git abla sen de Allah'ını seversen bir dur ya. Senin de bu egon beni bitirdi ya. İnciler de çok var ya boynunda. Çok ağırlık yapmıyor mu boynunuza? Boyun fıtığı olabilirsiniz. Tamam, teşekkürler evet. Korcancığım. Yani kıymetli yorumların için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Abi tövbe estağfurullah ya. Şöyle bir salladım ortayı medikal. Evet. Evet, salladığın doğru ama iyi mi kötü mü oldu onu bilemeyeceğim şimdi. Birazdan bir tur daha cinnet geçirtme evet. Bana istersen. Teşekkür ediyorum. Esma'cığım seni alayım. Sen çok yüz veriyorsun ya. Şu çakal çok yüz veriyor bu çakalı ya. Yerine. Tamam. Evet. Çağla'yı... Podyuma davet ediyorum. Alkışlar. Sondan başladım bugün. Hoş geldin Mansur Yavaş. Hoş geldin Çağla. Hoş buldum. Komuta ne demek? Evet. Komuta mı? Hiç oralara girmeyelim. Girmeyelim. Benim sayılım bile değil. Evet. Nasıl yani? Nereye gidiyordun sen? Ben arkadaşımla evet. Hediye almaya gidiyorum. Hediye almaya hatırladım evet. Şimdi. Peki başlayalım bu sefer. Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. İsmadan. Ben beğendim. Ayakkabı tarzı çok güzel. Eteğin de çok güzel. Çok serseri. Şort etek tanıyorum. Şort etek. Evet çok. Chat nasıl sizce? Şort. Evet. Zaten fiziği çok güzel. Ha? Teşekkür ederim. Bir Barbie bebek fiziği yok mu? Çok güzel. Abla sen de abartma anasını satayım ne Barbie bir. Evet hepiniz öylesiniz. Kötü değil yani de. İnşallah hepiniz birbirinizden. Yani. Barbie bebek fiziği ne? Çok teşekkür ederim. Saçta bilemedim. Saçlarını fazla buldum. Fazla maşa evet. Maşa. Birazcık daha o açılabilirdi. Daha salık olabilirdi. Ama tek bir eksiğim var. Ne yapıyor oğlum bu? Allah kahretmesin bu ne yapıyor lan? Ya ama sen de gülüyorsun yani. Sen güldükçe demek ki abla rahatsız değilsin yani. Çok merak ettim. Evet. Bayağı kadın çantası şey gibi. Harry Potter'ın Harmony'nin çantası vardı, elini sokuyordu. Bir şey çıkartıyordu, elini sokuyordu içinden, devasa şeyler çıkartıyordu. Nasıl oldu? Harry Potter'ı izlemiş miydiniz? İzlemiştim. O çantayı... Kemal Doğulu neden bahsediyor şu anda ya? Bul sen. Kemal Doğulu neden bahsediyor ya? O zaman... O çanta bu çanta. Tabii canım, onun hoşuna gidiyor ya. Tamam. Onun hoşuna gidiyor zaten. Sen bildin mi sizce? Gözlük bir kadını bence, kesinlikle. Sen gözlük kadınısın. O da öyle. Gözlük kadını mı? Yok, yapıştım o öyle gözlük. Değil. Bence şu an olmadı. Abla gözünü seveyim, oldu mu Allah belanızı vermesin. Bu ne vallahi billahi ya. Bu ne vallahi bile katil kaplumbağaya döndü kadın ya. Yani güzel. Çıkartın abla oldu mu? Bunun olmadığını ben de biliyorum mesela chat. Gözlük de bu kombine olmadı. Ya anlamayan bir insan olarak, modadan anlamayan bir insan olarak bu gözlük bu kombinle alakası yok zaten yani bu gözlük hiç uymaz bu kıza bence. Daha böyle taba rengi falan bir şey giyiysen. Neyfor olarak görmeyin onu. Kahverengi belki. Mamma mia acemi ki varsın kız gülüyor ya rolden çıkıldı.
Daha böyle taba rengi falan bir şey giydiği evet. giyeceğim. Leopar olarak görmeyin onu. Kahverengi. Oğlum bak bu kız rahatsız oluyor. Belki. Bak diğerleri gülüyor eyvallah da bu kız rahatsız oluyor çok belli. Yani ben, bu kız harbiden gerildi chat. Ben şey... Bu kız harbiden rahatsız oluyor mesela. Evet leopar değil mi orada? Siyah. Diğerleri gülüyor chat diğerlerine bir şey diyemem de hocam bu harbiden. Bu be kahverengili. Leopar gözüküyor. Tabii yani ya düz kahve olsun ya düz evet. siyah olabilir evet. Ama, ama şu çok an yakıştı olmadı. Göz yapısına falan yüzüne çok yakıştı. Ayakkabılarıyla da acı kahve. Mental sandalye. Evet. Acı kahve ayakkabı. Bir de şey zaten bluzu da kahverengi altyapısı. Tamam ben o çiçek var orada orada leopar o yüzden sevmem öyle kardeşler. Hocam bir altyazı da olsaydı hiç anlamadık ki. Çok. Yani kargaşa evet. kaos kendi içinde bağlantılı olunca güzel oluyor sendeki güzel mesela. Sende bir kaos var. Sana yorum yapmadık biz ya. Vallahi sıra geldi biz ona yorum yapmadık. Evet yani onu tansiyon... bitireyim sonra tekrar seni geri alacağım tansiyon, yorum için. İkimiz yorum yapacağız. Tansiyon yükseldi orada. Tansiyonum sıçrayınca unutmuşum ama. Hocam tansiyon hiç düşmedi ki vallahi Kemal Bey ya. Sizin... Tansiyon hiç düşmedi ki ya. Sizin değil benim de düştü. Çağla'dan sonra seni bir alalım tekrar. İkimiz yorum evet. yapalım sana. Olur hocam. Yalnız chat bir şey söyleyeceğim. Biz bugün de galiba Dünya Güzelleri'mi izleyemeyeceğiz ya. Ha? Bence buradan direkt kısmet solura geçeriz gene ya. Dünya Güzellerim gene arada kaynadı bence ya. He. Bu kadar. Dünya Güzellerim gene arada kaynadı ya. Ne? Olsun baba bu daha çok sardı ya. Bu en azından güncel ya chat. Söyleyeceklerin. Ya güncel ya sardı. Günlük basic. Güzel. Ya bir gün yaparız Dünya Güzellerim'le bir gün yaparız chat nasıl olsa eski program her gün. Her gün yaparız ya. Teşekkür ederim. Korcan yorum yapsın mı? Pazar menüsünü söyleyemiyorum çünkü pazar gene yayın olmayabilir chat. Korcan yapsın hadi. Alper normalde arkadaşlar Alper Rendi izleyecektik. Alper Rendi izleyecek şimdi. Hocam karaktersiz cüce hoş geldin canım benim. Karaktersiz cüce. Hocam. Pis cüce. Chat pazar günü gene yayın olmama ihtimali var çünkü. Eyvallah. Pazar olmama ihtimali var ama pazartesiden diğer pazara full yayın olma ihtimali var chat onu da söyleyeyim ben. Pazar yayın olmama ihtimali var. Pazartesiden itibaren sponsorlu başlayıp pazara kadar full en az 6 saat yayın olma ihtimali var söyleyeyim chat. Fark etmez sırayla değil bu işler parayla da. Onu direkt chat şey sloşum. Onun açtığı bütün hesapları banlı. Ha. O zaman ben önce ayakkabılardan başlamak istiyorum efendim. Başla. Evet efendim. Da nereden başlar? Başlayalım efendim. Sen başla. Ayakkabılar 17. yüzyıl şövalyelerinin giydiği zırhlılara benziyor. Çok sivri ucu. Evet. Modadan anlamadığın o kadar belli ki. Dedim ya moda onun için sadece bir semt adı. Ama şimdi 17. yüzyılda... Ya gerçekten Kemal Doğulu bu şakayı yaptı mı ya? Moda olan... Kemal Doğulu bu şakayı yaptı mı gerçekten ya? Bir şey niye şimdi giyiyor? Moda tekrar eskilerde eden şeydir sürekli. Eskilerde moda oluyor tekrarlıyor ya. Bu kadar sen bir... üstündeki i̇şte 80'ler niye giydin? Tekrara düşmek... Üstündeki 80'ler mi? 80'ler bu üstündeki niye giydin? Bravo, 80'lerde moda olan bir şeyi nasıl giyersin aman Allah'ım? Ama o 80'lerdeydi. Ya Kemal Bey siz de geçen gün mesela 1940'lar modası bir bıyık yaptırmıştınız. Tamam. Yakışmış mıydı? Aa yok cız. Deliden çekmiş gibi yazan. Yakıştı mı? Yok. Seni geleceğiz efendim. Dalga geçmişti. Tamam sen işte. Yorumunu yaptın teşekkürler. Bir de bu üstündeki nasıl 80'ler lan? Bu nasıl 80'ler chat? Bu bence bildiğin 2000'ler lan chat. Bu bildiğin milenyum anasını satayım. Bu bildiğin Enrique Iglesias lan bu. Iglesias mı? Neydi o chat? O neydi o şarkıcı? Bu vallahi bile şu kıyafetin şu anda şarkısı var chat ya. Üstündeki 80'ler. 80'ler değil mi hocam ya? 80'e gireceğiz. Bildiğin 2000'ler ya. Evet. Dalga geçmişti. Tamam sen yorumunu yaptın. Vallahi bile 2000'ler başı bu ya bildiğin. Teşekkürler. Rabia. Serdar Ortaç. Miss Berra çok güzel yorum. Kıyafet bildiğin 2000'ler Serdar Ortaç. Kıyafet bildiğin 2000'ler Serdar. Yüreğim içimdeki bu yalnızlığı söküp atsa kıyafeti bu. Şimdi bir kere ben... Bu kıyafet o. Kolyeyi hiç beğenmedim. Daha zarif bir şey olabilirdi. Daha ne kadar zarif olabilir? Su yolu mu o? Evet. Ya alakası yok yani kolyeyle. O kıyafetin üstüne su yolu kolye evet. olmaz. Evet. Küpe belki isterdim biraz kulağımda. Fazla, evet. Küpen de. Küpesi yok. Evet. Küpe mi isterdim? Kolye yerine küpe olabilirdi. Evet olabilir. Veya böyle ahşap takılar olabilirdi. Evet. Bilezikler. Evet. Çünkü biraz... Cansel Get Over You. Abilerin Gülü bir ara Beyond Tools düşünüyorum bu arada. Oynayacağız onu bir ara. Yani şeylerimden listede var yani oyunu kesin oynayacağız. Hatırlıyor muyum? İşte o ahşap olunca olurdu. Çantaya bakabilirim. Arada yorum yapıyoruz gerçi. Ben genel olarak beğendim ama tek hoşuma gitmeyen şey çantasıyla kolyesi oldu. Çantasıyla kolyesi evet. peki. Nasıl bir çanta isterdin peki bu kombine? Bunun dışında bilmiyorum. Daha renk. Yani bunu istemediği kesin ne istediği belli değil. Çıkartır mısın? Bir kere hiç olmadı. Evet, evet bir gözün gördüğümüz açısın. Evet. Bu kadar görelim. Mı? Çanta krem rengi olabilirdi ama... Çok da sorun değil ama krem olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hayır bu... O da aşırı... Al bakayım o hasır. Bu arada hocam Korcan'ın pantolon harç üstündeki hoşuma gitmedi değil ha. Üstündeki güzel ha. Ben mesela öyle bir şey giyerim chat. Ama muhabbetler olur. Gidiyor ya değil mi? Ya üstüne para vermesin mesela kaç para versen şunu giyinirim muhabbeti vardır yani meşhur. Chat. O olmasa bile ben bunu giyinirim arkadaşlara.
Giyinirim baba, niye kötü değil ya? Nilik soks. Bir çantam da var. Allah. Kötü değil bence ya Avrupa'sa. Yani bu hasır olan daha uygun. Bence de ya bu program, arkadaşlar bu program daha diğer bölümlerde izlenir mi? Bence izlenir ya. Evet yani elinden alınan daha çok. Baya kötü. Oğlum kötü değil lan, güzel lan chat. Lan çok 2000. Bildiğin o kıyafet bu ya. Sivri ve kedi. Abi Alper Rende videosu iptal mi? Alper Rende videosunu da izleyeceğiz ya. Ya bugün çok uzun bir yayın olabilir chat. Bugün yani sabaha kadar burada olabiliriz ha. Hatları var. Hatta bugünkü yayını yarın akşamki kızıl goncalarla bağlayacak kadar uzun bir yayın yapabiliriz chat. Konuşursak ya. Bu hem senin duruyor. Söyleyeyim yani. Çanta daha uygun oldu. Tak koluna bir de şöyle takıyorlar ya. Daha iyi oldu. Abi giyersen dalga geçeriz. Yavrum ben giyineyim de siz dalga geçin ya. Vallahi billahi ya. Bence güzel ya. Çanta. Bence güzel ya. Ya bir belki... Pantolon kötü chat. Pantolon kötü. Pantolondan bahsetmiyorum zaten. Üstündeki bence fena değil. Üstündeki şeyi çıkartırsa. Tarz olarak oldu mu peki sizce? Hasır bu tarzda daha uygun. Yani o kumaş duymuyor üstünde evet. Etkili ama. Gözlükler de hoşuma gitmedi dediği chat. Onu çık. NBS'i ve abi chat'in stili sevilir mi peki? Chat'in stili sevilir. Çıkartırsan tam çıkmış çanta yani. Uğur yazmış Dahti. Ve time out yedi. Şimdi sıra yorum. Altına ne giyineceğim? Yorum için. Buluruz bir şey ya chat. Altına da böyle arkadaşlar böyle son yeni bir erkek modası var chat. Şalvar gibi pantolon. Şalvarımsı pantolon. Öyle bir şey olabilir biliyor musun? Bak, öyle bir şey olabilir biliyor musun? Bir şey söyleyebilir tabii. Miyim? Burası... Kötü durmaz biliyor musun? Yani aklıma şu geldi ya chat. Aklıma şu geldi, dur bakayım. Sinan Engin çiçekli gömlek. Yazsak çıkar mı? Yazsak çıkar mı? Hocam vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim kötü değil. Yemin ederim kötü değil. Mersin İdman Yurdu karşısında Galatasaray 1-0 kazandı niye ki? Ya chat Allah'ını seversen böyle bir şey üstüme giyinip gelirsen bir gün yayına ve benimle gerçekten şöyle arkadaşlar çok affedersiniz. Ertem Şener kusura bakmasın ama böyle piçimsi bir gülüş görürsem chat, piçimsi bir gülüş görürsem vallahi darılırım. Darılırım chat. Ben abi diyemedim konuşam. Şöyle. Ediyorum. Bana sevginin en güzelini yaşattığınız için. Sağ olun, var olun. Aleyküm selam canım benim abisi. Aa ben geldim demiş. Hoş geldin canım benim. Arkadaşlar bu arada bir hatırlatma yapalım. Ünlem Wolves vardı ya chat. Ünlem Wolves. Yeni arkadaşlar muhabbetimiz World of Tanks arkadaşlar. Yeni bir sponsorluk anlaşması. Yayının başında da bahsettim. Belki yeni katılanlar vardır. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sefer 90'a tamamlamaya çalışmıştık ya chat, 90. Gene 90, en az 90 chat. Bana bir soksan. Şaka yapıyorum. Bu sefer chat, bu seferki karada, bu seferki tankçıyız bu sefer Kylie Jenner. Bu sefer de 150 yaparsak chat. 150 yaparsak taşındık diyebiliriz chat. Taşındık diyebiliriz. Öyle söyleyeyim chat. 150 yaparsak taşındık diyebiliriz. Devam. Nasıl izdivaç programı da bizim mi haberimiz yok? Abla sen de gözünü seveyim ya. Hayatta en güvenilmeyecek kadın modeli chat. Kemal Bey bir şey söyleyeyim. Bak, hayatta en güvenilmeyecek chat. Biliyorsunuz benim arkadaşlar. Tabii. Böyle bir genelleme yapmam. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir genelleme yapmam. Yani bunu biliyorsunuz arkadaşlar genelleme yapmadığımı. Şimdi bazı arkadaşlar kadınlar vardır daha güvenilirdir. Bazı erkekler vardır güvenilirdir. Bazı erkekler vardır daha kaşmerdir güvenilmezdir. Bazı kadınlar vardır daha güvenilmezdir. Asla güvenilmeyecek kadın modeli. Nasıl izdivaç programı? Suratına güler 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 seni abla şey yapar. Programı da. Ondan sonra gider seni şikayet eder. Gider seni şikayet eder. Tam olarak bu. Bizim mi haberimiz yok? Tam olarak bu. Arkadaşlar ilkokul kafası. Ne? Lisede çok yoktur bu tarz kızlar da ilkokulda falan çok vardır. İşler sabahtan beri orada. Kulağıma demediği şey kalmadı. Bana diyor ki senin evin nerede? Sen manyak mısın? Çıkışta diyor bir kahve içer miyiz? Batman Leyla dedi. İşçiyi mi abur cubur mu? Ya hoş geldin canım benim. Ben bırakayım mı? Sen daha önce izdivaç programlarına katıldın da. Abla ben ama sabahtan beri ne diyorum sana? Ama ben yani aklın yolu bir mi kardeşim? Chat aklın yolu sabahtan beri sapık gibi gülüyorsun buna. Niye gülüyorsun? Ha yani gülmen gerçekten onun öyle bir şey yapacağı anlamına gelmiyor ama sırıtma. Diyor bir kahve. Sabahtan beri sırıtıyorsun suratını. Niye sırıtıyorsun? Ve içer miyiz? Ben bırakayım mı? Sen daha önce izdivaç programlarına katıldın da. Çok başarılı oldun da. Kariyerin evet. Uçtu da gitti de ondan sonra şimdi etrafındaki kızlara mı yavşıyorsun? Bırakmam seni. Bulmuşum bırakmam. Devam öyle mi? Abi yok arkadaşlar bu hayatta tepkini en başta koyacaksın baba. Tepkini ama hala sırıtıyor. Hala sırıtıyor. Şimdi ne diyeceksin chat? Sonra şimdi etrafındaki kızlara mı yavşıyorsun? Ne diyeceksin? Gene sırıtıyor bak. Yavşıyorsun. Bırakmam seni. Bulmuşum bırakmam. Devam öyle mi? Bırakmam.
Gel burada otur biraz. Öyle bırakırım diye bir şey yok. Gel. Bırakmam ben seni. Gel, ben onun yanına oturacağım, geç. Kızım. Abi bu nasıl bir şey ya? Şeyini korumak benim görevim, yapacak bir şey. Yarışmacılarımın herhangi bir şekilde kulağından bile olsa vır 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 taciz edilmesine karşıyım. Hadi bana anlat. Allah'tan sağ kulağım sağ. Allah belanı vermesin, Kemal'e yürüyor ya. Kemal'e yürüyor, vallahi delireceğim ya. Kemal Doğulu'ya yürüyor şimdi de ya. Ayrılıyor musunuz varınız için? Sağ olun var olun. Abi çıldıracağım, 10 dakika sonra Kemal olur gibi vallahi billahi ya. Bir de arkayı titreterek anlatıyor. Ne anlatıyorsun? Sağlıyor ya arkayı. Ya Kemal Bey bir şey söyleyeceğim. Çok iğrenç bir durumun içerisindeyiz, farkında mısınız? Korkunç bir durum. Yani bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Seversin sevmezsin ama en gerçekten mantıklı tepkiyi... Ben gerçek... En mantıklı tepkiyi Esma veriyor olabilir. Yani tekrardan söylüyorum. Eskiden çok iyiydin sen. Niye böyle oldu ya? Korcan ya. Vallahi billahi çok sıçtı bu programda, ağır sıçmış chat. Bu şekilde bildiğin, yani sen böyle sapıklığa kaymayan bir troll yapım vardı. Kaç kere söyledim bunu ama... Yani senin troll, mesela trolleme durumun sapıklığa kaymış biraz. Niye öyle yaptı onu anlamadım ya. Eskiden böyle değildi ya. Böyle yok, bir durumda bulunduğum için çok utanç duyuyorum. Yakınlarım da eminim benim böyle bir yerde durduğum için onlar da o şekilde. Yani böyle bir beyefendiye alıp nasıl getirdiniz? Hepimiz aynı yerdeyiz. Nasıl? Maruz kalırız. Olabilir. Yaptık bir hata. Yaptık bir hata değil abla. Bu hayatta rating için... Canı aldık yarışmaya. Rating için yapılmayacak hiçbir rezalet yoktur. Birazdan arkadaşlar Korcan... Kemal'in meme uçlarını emcükleyebilir. Pişman. Rating için her şey yapılabilir ve Korcan şu anda Kemal'i ellemeye başladı. Anlayayım, evet. Hatası bence. Çok Korcan şu anda Kemal'e dokunmaya başladı. Pişmanım sayın seyirciler. Allah bana sabır versin. Birazdan yavaş yavaş boyna dalabilir chat. Boyna dalabilir söyleyeyim. Allah'ım sen konuyu biliyorsun da biraz ekstra sabır da istiyorum senden, amin. If you never try you will never know. Abi nereden aklına geldi, gözünü seveyim ya. Ya tamam. Ya. Sabır da istiyorum senden, amin. If you never try, you will never know. Ya, tamam. Ya, tamam. Well, okay. Evet. Evet. Gene kendine çevirdim. Beyza'cığım sen yok. Abi chatte Allah kahramızı Sarıgül örneği veren var ya. Chatte Mustafa Sarıgül örneği veren var ya. Diyorum ya. Evet, sen bitirmiş ben, miydin? Evet, dediğim gibi beyaz çantayında bu çok güzel oldu. Onun haricinde iyisin. Sen yorum yaptın. Ben bu çantayı beğenmedim. Bu çanta flash çantası gibi. Ya olabilecek en uygun gibi. Çanta o. Ya yani şu an tabii burada olabilecek en uygun çanta o. Evet abla. Bir de saçı aşırı maşa maşa zaten duruyor. Kolye zaten öyle eleştirdim. Ben eteğini beğendim, ayakkabısını beğendim. Onun dışında beğendiğim bir şey yok. Bir enerjini yükselt. Ben de seninle aynı durumdayım. Ben ama böyle saygısızlık ben de seninle aynı durumdayım ama yapamam. Bir program yürütmek zorundayım. Evet. Dolayısıyla başa gelen çekilir diyorum. Başa mı gelen çekilir? Bu hala sırıtıyor. Bu sürekli sırıtıyor abla. Ben bunun sırıtmasından ben bıktım anasını satayım ya. Bunun sırıtmasından ben bıktım abla, vallahi billahi ya. Bu çok sırıtıyor, bu niye sırıtıyorsun oğlum sen? Her boku sırıtıyor bu sabahtan beri. Ya sabır diyorum, ya sabır, ya sabır. Yorum yapacak mısın doğru düzgün? Sana söylüyorum, bu kameralara bakıp gülüyorsun. Ha, bana ne yüzüne bakıyorsun? Kamera görünce millet araba farı görmüş tavşan gibi kalır. Bu böyle melül melül kameraya bakıyor, delirecek. Hadi biz de gülüyoruz da chat, biz orada değiliz yani, biz de gülüyoruz da. Bir dakika, ben yorum yapar mısın? Yapmıştım ya. Yapmış mıydın? Tamam. Bir herkes yaptı mı? Hayır yapma. Yapma. Ben gülüyorum da Kemal Doğulu'nun hareketlerine gülüyorum anasını satayım. Ama gerçekten hiç yakışmıyor. Kendi de yaptığının farkında. Kemal Doğulu vallahi bile inanılmaz ya. Farkında mı acaba? Farkında tabii, bilerek yapıyor. O yüzden de beni çıldırtıyor yani. Elim ayağım titriyor Kemal Bey. Niye? Parkinson var bende. Parkinson mu? Tövbe estağfurullah, Allah korusun. Hadi oradan ya. Üf, Allah aşkına. Buradan şimdi Parkinsonlulardan özür dilerim böyle bir benzetme yaptığı için. Evet. Sabahtan beri yanlış hareketler yapıyoruz. Buradan bütün Parkinsonlulara selamlar. Abla ne alaka, sen de Kemal Doğulu ya. Buradan şimdi Parkinson... Tövbe estağfurullah, Allah kimsenin başına vermesin ya. Parkinsonlulardan özür dilerim böyle bir benzetme yaptığı için. Evet. Sabahtan beri yanlış hareketler yapıyoruz. Kusura bakma. Ben kusura bakmayı bırak, benim umurumda değilsin. Olamazsın da zaten. Evet abla. Ama başladık bir kere, bitireceğiz bu programı, yapacak bir şey yok. Seni alalım yerine Çağla'cığım. Alalım Çağla'cığım. Sen çık. Ben ayrı... Sen çık. Çık artık. Sandalye falan alabilir miyim ya? Ben gerçekten burada oturmak isterim. Ya sen de dur be abla, Allah'ını seversen. Sen zaten komple burada oturmak istemiyorsun gibi geldi bana ya. Sen çık oraya. Ya da o ayrı bir yere dursun yani. Evet. Sıra bende mi? Evet sende. Ama kadın birazcık, yani bu konuda birazcık haklı da olabilir. Alkışlamıyoruz. Korca... Bu konuda birazcık haklı da olabilir gerçi. Sen podyumda. Eyvah. Eyvah. Süpür öyle şimdi olsun. O yaptığın enerjisi yorumları... falan geçmesin. Gel hayatım, güvendesin. Teşekkür ederim. Güvendesin. Ben süpür orayı. Arkadaş, güvende mi? Arkadaşlar, bu vaktin geleceği önceden belliydi. Evet. Ama benim için belli değildi. Maalesef o vakit geldi. Go girls. Evet, beni eleştirecekler birazdan. Evet. Keser gelir hesap döner, gün gelir hesap döner. Evet, evet. Yardırın kızlar, başlar abiye. Sakin. Başlar abiye. Evet. Tamam. Şimdi bu kombine nereye gidiyor öncelikle? Bilerek yapalım, söyle arkadaşlarına da bir gülsünler. Evet. Evet.
Ya bu kombinle şeye gidiyorum efendim, opera dinlentisine gidiyorum. Opera dinlentisi. Opera? Opera dinlentisine gidiyorum. Bence tam olarak arkadaşlar opera kombinidir. Ya bu... Yani hayatımda hiç opera dinlentisine gitme arkadaşlar fırsatım olmadı ama operaya gitsem böyle bir kıyafetle giderim hocam. Tamamen. Operaya böyle bir kıyafetle giderim net. Show için gelmiş, kendini tanıtmaya gelmiş. Neydi beni... sen evlendirme programından mı Esma, geldin? Esma, benim şu an çok büyük kaşıyorsun. Falan. Doluyorum. Benim yarım. Ama yalan mı? Doğru işte doluyorum ya ama diyorum. Ama böyle bir şey olmaz yani. İçime evet. Attıkça tansiyonum yükseliyor. İçine mi atıyorsun? İçin gelmiş. Birazdan diskalifiye edeceğim olacak. Ya bence en size yakışan... Eğer yapmazsanız bence... İlk defa Tarzını Seveyim programında bir diskalifiye yaşanacak az sonra. Nerede? Evet. İse o sınırdayım ben. İlk defa dediğinde zaten 6. bölümdeyiz Kemal Bey. Sanki dersin ki yıllardır Tarzını Seveyim programı yapıyoruz diye. Ya 6. bölümdesin zaten ya. Yani. Benim haberin olsun. Böyle devam edersen diskalifiye ederim seni. Evet. İlk defa. Diskalifiyesiniz. Peki herkes senden rahatsız, taciz ediyorsun insanları. Yani o ne? Acizliklerinden kaynaklı olabilir. Ya, bu da tacize giriyor. Acizlik mi? Sözcü taciz olmuyor mu? Yok seni bırakmam, yok alırım, giderim. Evet. Yavaş. Hocam ben anlamıyorum ki bu sabahtan beri bu da sıratıyor ama şimdi. Buna ne diyeceksin chat? Böyle bir durumda ne yapmak lazım şimdi chat? Bu da sabahtan beri sıratıyor. Bu da sırıtıyor şimdi nasıl yapacağız? Ne diyorsunuz bu konu hakkındaki yorumunuz nedir gerçekten? Sakin ol burası. Sen gelene kadar seviyeli bir ortamdı. Çıkar at ayakkabını. Çıkar at ayakkabını mı? Allah çıkar at ayakkabını da mesela sen o kafadasın. Bu o kafada değil ki. Bu o kafada değil. Şimdi seviyesiz mi? Çıkar at. Abi şu sinirden gülüyor yorumuna hastayım. Sinirden gülüyor ne demek arkadaşlar? Sinirden falan gülmüyor ya. Sinirden gülmek böyle bir şey değil. Sakin ol burası. Sinirden gülmek böyle bir şey değil anasını satayım. Sen gelene kadar... Oğlum siz kafanız mı güzel? Sinirden gülmek ne demek? Ne sinir oğlum siz kafanız mı güzel? Hiçbir anlatayım insan psikolojisini anlamıyorsun. Sinirden gülmek böyle bir şey değil ya. Seviyeli bir ortamdı. Çıkar at ayak. Sinirden gülmüyor arkadaşlar. Sinirden gülmek ne demek ya? Sinirden gülme o sinir krizi geçirirsin zaten onda. Ondan sonra gülmeye başlarsın. Sinirden gülmek ne demek? Sinirle falan alakası yok. Şimdi seviyesiz mi? Çıkar at. Evet seviyesizleştirdim. Çıkarıp atar mısın? Tamam hayatım boş ver. Bayağı ilgi şu anda ilgi hoşuna gitti yani. Ayakkabısını çıkarıp atsın. Bir içim rahatlasın. Biz bir şey yok, gerek yok ona. Gerek yok. Pahalı mı? Yok ucuz. Nedir abi ya? Yardırın. Yani bu gözlükler ne alaka? Operaya değil mi? Evet. Arkadaşlar biz de gerizekalı bir insan değiliz herhalde anasatayım. Sinirden gülmen ne demek ya? Matrix gibi. O şapka ne alaka? Hayır sinirden gülersin. Hadi ya. Sinirden. Nasıl gülersin mesela? Alaka. O ayağında... Sinirden gülersin de böyle gülmezsin demek istiyorum. Anlamıyorsun galiba. Matrixler ne alaka? Rengarenk, gökkuşağı desen gökkuşağı değil. Normal desen normal değil. Hareketleri zaten kendi... Oğlum sen Emir Sarp Karabey denen arkadaş, sende bir gerizekalılık var mı? Sen hangi hesabı açarsan aç banlanacaksın beyinsiz. Kendine ayrı bir dünya. Bence olmaması gerekiyor burada. Hareketlere taşıyorum, bakar mısınız? Taşıyorum, içimden taşıyorum Müge. Evet. Beni sakinleştir biraz. Canım. Onda bacak yokmuş da ben şimdi... Elim kolum titriyor sinirden. Respect, respect. Tur şampiyonu ilk status, respect. Şu an ama amacına ulaş... Oluyor. Evet. Bak böyle olunca evet bence sakin olalım yani amacına ulaşıyor. Biz susuyoruz kızlar. Bırakın bakayım ne yapacak. Sessizlik. Sahneyi ona bırakalım. Ha bırakın. Bırakın. Şimdi söyleyeceğim. Bakalım kimse ilgilenmeyince aynı delilikleri yapabileceğiz. Evet. Ya Kemal Bey bir şey söyleyeceğim. Siz de yani anladım ben ya. Anasını satayım. Ben mesela böyle bir şeyden rahatsız olsam chat. Mamma mia'cım iyi ki varsın. Ben böyle bir şeyden rahatsız olsam arkadaşlar. Konuşmaz bu kız diyaloğa giriyor. Yani abla. İstiyorum. Hayır. Kemal Bey de böyle bir şeyden rahatsız olsa gerçekten arkadaşlar gönderdikten sonra geri çağırtmaz yani. Ha bildiğin o da şu anda izlenme peşinde, reyting peşinde. Kaç izlenmiş? O kadar reytingi 2.4 bin izlenmişsin ya. 2400 izlenmeye gerçekten yani bu kadar değer mi ya? İlk defa düzgün istedi ama. Evet. O yüzden vermedim ben. Yani 2400 izlenmiş ya. Gerçekten böyle yasaklı madde cebine koyacağım, polis arayacağım. Evet. Siz konuşun, o böyle durdurken siz konuşun. Ben de bir vallahi bir 50-100 bin izlendi zannettim ya. Yani. Hadi sırada kim varsa yapıştırsın. Sen bitirmedin daha zaten. Gözlüklerini çıkartır mısın? Yani söylesem evet. De dinlemiyor, takmıyor zaten. Bu kadar. Ya tavırları... Hiçbir yarışmadan diskalifiye edildin mi sen? Ne? Ne oldu bir daha süngün düştü. Hiçbir yarışmadan diskalifiye edildin mi? Diskalifiye... Onu bile farkında değil. Diskalifiye ne demek? Edildim galiba. Edildin mi? Hangisinden acaba? Kaç tane acaba yarışmaya katılmıştır toplam ya? İki olmayacak bu ya. Yok edilmedi. Hocam hepsini çok beğenmiştim. Vallahi bile katıldığı bütün yarışmaları çok beğenmiştim. Hepsine de farklı bir tarzda katılmıştı. Kimisinde bıyığı uzun, kimisinde sakalı uzun, kimisinde şeyi kısa. Edilmedim o zaman. İlk defa bunda yani çok bu seferki hareketleri çok beğenemedim hocam. Ne olacak? Diskalifiye nedir? Ne olduğunu önemi yok. Biliyor, şov yapıyor da. Bilmiyor gibi. Yok canım abi. Bilmez mi? Allah aşkına televizyonun programdan bu programa koşturuyor. Tabii ki de biliyor. Ve sen... Bu seferki bence hiç kendi tarzına uygun değil. Adım. Hiç kendi gibi değil yani. Diskalifiye'ye doğru güzel gidiyorsun. Güzel günlerdi onlar ya. Bir dakika onu öyle geçemezsiniz. Nasıl geçiremez? O günleri. Ne?
O günleri öyle kolay geçemezsiniz. Güzel. Umurumda değilsin. O günlerin üstünde birazcık durmamız lazım abla. Geçirdiğin günler de umurumda değil, katıldığın programlar da umurumda değil. Evet. Hiçbir şekilde umurumda değilse yönetmenim diskalifiye ediyorum ben 12 bunu. Yarışma, respect. Diskalifiye. 12 yürü. Yarışma. Diskalifiye, yürü. Diskalifiye, yürü. Hadi diskalifiyesiniz. My two challenge go, bye bye. Yürü. 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 Respect. Hadi. Hadi. Respect. Respekt falan yok sana, hadi respect. Yürü. Ulan neye respect, Allah'ını seversen zaten program bitti Kemal Bey ya. Hadi. Program bitti zaten ya. Hadi anca yarışma. Gidersin. Respekt. Anca gidersin. Sana seni getiren de ben, Allah benim cezamı verseydi de. Hakikaten gözünü seveyim ama şimdi Kemal Bey ya program bitti zaten 10 dakika 5 dakika sonra program bitiyor. Respekt. Getirmeseydin bu ne ya? Ya Kemal Bey tamamen kolpa tavırlar. Kolpa tavırlar. Sabahtan beri reyting için yalandan sanki tepki gösteriyormuş hareketleri yapıyorsun. Kolpa tavırlar. Her adamı kullanıp attılar resmen. Programın en başından beri huzur bıraktın adam. Kızları taciz etmek ne demek ya? Kızları derken kulağına bır 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 bır, öbürüne bır 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 bır. Yeter artık. Herkes bir haddini bilsin. İkincisi, hiçbir şey bilmiyorsun bari haddini bil yani. Bu olaylara tamamen karşı. Abla sen komple zaten Esma abla sen de işin şovundasın gibi gelmeye başladı bana ya. Şeyin taciz. Esma Hanım da ezberlemiş gelmiş ya. Şey, bildiğin yani. Yok. Dolayısıyla bitti diskalifiye rahat biz oturuyoruz. Evet çok şükür. Huzur geldi biraz içime moda inan. Konuşabilir. Kemal Bey iyi miyiz? Bir an moda konuşalım artık evet. Program bitti zaten ne moda konuşması abla ya. İyi miyiz? Herifi kullandılar attılar ya. Şimdi konuşabiliriz evet. Gerçekten biraz moda konuşalım beni yorumlayın yani. Hadi moda konuşalım. Seni yorumlayacağız gel. Evet hadi. Gerçekten enerjisi biraz. Geri geldi herkesin. Ama öyle ya yani. Bir enerji vampiri zaten. Ama gerçekten enerji şey değil mi yani? Tansiyonum 20 benim şu an. 20. Bana göre kıyafetin senin tarzına göre güzel. Yine de etek kısmında bu kadar çok ince olmayabilirdi. Belki ayakkabında bir ince detayı olabilirdi. Evet abla. Yaptık etek tasarımcısın tabii zaten. Ki. Tabii ki. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. İşte öneri benimki. Mesela şu anda ince detayını patlatamıyorsun çünkü her yerde kullanmışsın. Ama biz hala niye bu kadarın kıyafetini yorumluyoruz ya? Sıradanlaşıyor değil mi? Ya sıradanlaşıyor demeyelim ama oraya... Evet. İlgi çekemiyorsun. Hani tek bir yerde kullanmış olsaydın, bana göre o kolye de o bluz. Bu kadının kıyafeti trash abla, bu kadını geçelim artık. Kim birinci oldu abla? Direkt finale yani gelelim. Yani hem ceket hem etek. Evet, finale gelelim abla. Evet. Gel abla finale. Devam edelim. Böyle evet. Gayet iyi. Siyah ayakkabı, evet, çanta değişti. Esma? Beğendim aslında, güzel. Ama ben bunu büstiyer olarak değil. Elbise şunu çıkardığı zaman o kadar... Evet, büstiyer. Üstiyer. Geç abla. Abla gözünü seveyim. Abla gözünü seveyim. Allah kahretmesin. Vallahi billahi zamanı geldi chat. Lütfen bana kızmayacaksınız chat. Vallahi bunun benimle alakası yok. Şu anda fotoğraf bulamıyorum. Bulacağım chat. Yani bulmamam için dua edin bence. Öyle söyleyeyim. Öyleli bir fotoğraf geliyor. Ne olduğunu siz çok buldum. Sağ olun Maron. Gözünü seveyim chat, vallahi yapma ya. Bana git. Allah'ım çok kötü ya. Çok kötü chat, vallahi bile deep web kötü ya. Evet abla neyse detay verme abla. Bu arada saçına evet. Böyle bandana gibi bağlayacak. Zaten tatilde gidiyorsun değil mi? Tatil mi? Tatilde. Evet. Gece kulübüne normal geçiyorsun. Normal fark etmiyor tatil yapıyor. Tamam. Üstündeki bir dekor. Evet. Sende olursa güzel. Böyle değil. Yani bu o... üstündeki ışıltılı şey bone mi yap dedin sen? Evet. Şöyle bandana gibi taksın saçına. Abla kötü bir değil kötü. Abla kaç yaptın? Ne yaptın? Ona abla yani. Abla insanların az önce ben dedim ya hani. Büyük ihtimal. Pembe donu al kafana dola diye. Üstüne böyle bir bunu. İnsanların kıyafetlerini çıkartıp niye kafalarını doluyorsunuz abla? Hayır kombin mi satılıyor? Yok ayrı. Tek tek aldın. Tamam. Kulaklarım uçmayı öğrendim. Öyle değil. Yani tabii sen bone tasarımı da yaptığın için illa kullanıyorsundur böyle bir şeyler. Sizce chat? Ama çok çektin. Çok mu çektin bakayım? Ya bir de zaten burada tutuzu tabii, var. Kemal Bey çok çektin diyorsun da. Senin bir yarışmada bir tane kızın saçını kestiğini biliyorum ben ya. Da falan da lazım. Şunu vereyim. Kızın saçını kestikten sonra kızın saçını ne hale getirdiğini ben çok iyi biliyorum ya. Şimdi kırmızı ruj falan sürmem lazım. Mikrofona... Evet işte kırmızı bir ruj. Mikrofona konuş. Burada ayakkabı değil. Bu arada ayakkabı ve kırmızı bir ruj lazım. Evet. Kırmızı ruj güzel olurdu. Ama bu bone fikrini sevdim. Eşer bunun yan bağlı. Eşer şimdi değil de bone gibi. Öyle olmaz. Canım sen koltuğa sen geçmek ister misin? Yok estağfurullah. Yok estağfurullah iki katı demek. Geç lütfen. Hatırım kalır. Teşekkür ederim Kemal Bey. Tamam tekrar giyin. Ne yaptınız abla sen de yani çok iyi anlıyormuş hareketleri yapıyorsun da Esma. Gördük. Ters giyin. O çekimde evet. Sen yaptın bitirdin mi? Terliklerin denizde, clutch düğünde, sen kulüpte. Evet. Sen de farkındasın. Doğru bir şey diyemeyeceğim haklı. Gerçekten. Doğru. Yoksa dediğin gibi. Doğru söze ne denir? Evet.
Bu sandalet de olmaz. Ben böyle daha ince bastım. Yani yok, olacağından değil, siyah diye verdim onu. Sonuç olarak abla, sonuç olarak kim kazandı? Senden daha iddialı bir şey bekleyelim. Evet. Bayalım. Hiç evet. Sizleri... Evet, kazanan kim oldu abla? Bakalım. Takip edenler. Evet. Biz çok netizdir, kararı hemen veririz. Bu sefer birbirimize düştük. Evet. Allah. Biz çok netizdir, kararı hemen veririz. Bu sefer birbirimize düştük. Evet. Yok, düşmedik. Oğlum saat ne ara 22:22 oldu lan? Biz düştük. Saat ne ara 22? Arkadaşlar dur, seni banlayalım ya Cemroli. Seni bir siktir edelim buradan ya. Seni yavrum benim ya. Seni bir siktir edelim buradan Cemroli. Evet, devam chat, devam chat, devam chat. Evet. Birazcık zorlandık diyelim. Zorlandım ben abi, dramayı severim biliyorsun. Evet. Drama mı? Dramayı hepimiz severiz abla. Bakmayı. Şöyle bir soru sordum daha doğrusu. Kime bakarız? Bakarsan ikisi de çok şıklar evet, evet. Ama ikisi de tam... Kim kazandı abla? Bana göre tam böyle dört dörtlük değil. Hiçbir şey dört dörtlük olamaz zaten de. Buradan yola çıkarak Tarzını Seveyim'in bu haftaki bölümünün birincisi... Hadi gel beraber. Kim? Kim? Kesin bunu seçecekler ya. Evet evet, bugün chatte bazı arkadaşlar da Şevval Gül. Bugün aramızda yeni kişiler katılmış galiba chat. Onlarda birazcık bir sapıklık var. Hiç bugün arkadaşlar, bugün en ufak bir çıkıntılı bile direkt banlamamız lazım. Yapacak bir şey yok. Bazı günler oluyor böyle chat. Artık dolunaydan mıdır? Her zaman. Yarım aydan mıdır? Bazen oluyor böyle chat. İki gibi. Onları direkt abla, onları direkt banlamamız lazım ya. Araları... Bugün Saloş'un mecbur yani. Bugün mecbur öyle. Da girelim. Körsüt Dozor'a hoş geldin. Değil mi, o elleri ayıralım. Kısmet olur da kaçıncı bölüm galiba... Hala şeydeyiz. Dördüncü hafta finalinin son bölümlerindeyiz. Elinde son sahnelere denk geldik yani. Sonunda ayrılacaklar. Evet. Ayrılın bakayım. Kemal Bey. Haftanın... Evet, haftanın birincisi. Tarzını Seveyim programının bu haftaki birincisi... Bir, iki, üç. Üç. Kesin o şeyi seçtiler ya. Kesin şunu seçtiler ha. Şu Kemal'in sağındakini seçtiler kesin. Esma'yı seçtiler. Esma! Aa, gözünü seveyim ya. Rabia sen de çok şıksın. Teşekkür ama ederim. Dediğim gibi... Rabia da ikinci mi oldu? Bırak Rabia'yı, şeyi yapsaydık bari ya. O kızcağızı, o genç kızı yapsaydık ya. Sıradan. Teşekkür ederim. Ama güzelliğine teşekkür diyecek hiçbir şey yok. Nazar boncuğu sana alkışlarla. Esma. Abla o genç kızcağıza verseydik, onun yaşı da küçüktü ya. Gerçekten. Kızcağıza verseydik ya. Tarın. Evet. Ne kazandı? Müge Hanım zaten beğenmemişti kolyemi, onun kolyesi. Resmen para parayı çekti ya. Bayağı zaten buna da seni ağırlık yapmış. Hayır hayır, kesinlikle beğenmemekti. İzi çıkmış kocaman o kolye. Evet, neler çekiyorum. Sen böyle geziyorsun. İzi mi çıkmış? Kelebek etkisi. Kelebek etkisi. Evet. Bu arada... Abi resmen para parayı çekti, gözünü seveyim, tarzını seveyim ya. Ay diyorum, yorum evet, yapın. Evet, bir de Instagram artık biraz şekil değiştirdik. Instagram'dan da başvurabiliyorlar DM'den. Tarzını Seveyim Instagram sayfası. Allah Allah, acil başvurmam lazım chat. Çok değişik bir kombinim var. Çıksam erkekler de katılabiliyorsa eğer. Oraya çıkarsam oraya öttürürüm. İstiyoruz. Mutlaka evet. O kolyeyi almadan buraya gelmem chat. Video. O kolyeyi almadan buraya gelmem söyleyeyim. İstiyoruz. Ondan sonra bir de resim olmalı. Evet olsun, güzel olur. Resim değildir abla, fotoğraftır o. İsim, soyad, açık adres. Efendime söyleyeyim şey kaydı, ne derler? Şey kaydı mı? Sinek kaydı. Evet abla. Evet olsun, güzel olur. İsim, soyad, açık adres. Vesikalı, efendime söyleyeyim şey kaydı. Kemal Bey, bu tam olarak nedir usta? Sizin kulak memenizi kim emdi? Kulak memeni korcam mı emdi? Kim emdi? Bu ne böyle? Buradaki. Evet neyse. Ne derler? Sabıka kaydı. Sabıka kaydı mı? Bu haftanın birincisi Esma oldu. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar. Muhtemelen sabıka kaydı bozukları alıyorlar. Değişik bir programdı abla, değişik bir şey.